kardeşim. Öncelikle hoş geldin. Ayağına sağlık. Bu mübarek Ramazan ayında bize vakit ayırdın. Senin aracılığınla tüm posta camiasının, tüm güvercin camiasının Ramazan'ı mübarek olsun. Kendimden bahsedeyim. Adım Muharrem Vardar. 1976 İzmir doğumluyum. Yaklaşık 25-30 yıldır güvercin besliyorum. Yani çocukluğumdan beri bakıyorum. Bizim için bu bir tutku açıkçası. Vazgeçilmez bir durum. Kardeşim hoş geldin. Ayaklarına sağlık. Videolarını izliyoruz. Çok güzel videolar yapıyorsun. Teşekkür ederiz sana öncelikle. 1983 İzmir doğumluyum. Aslen Selanikliyiz. Kendim bildiğim biriyle güvercin besliyorum. Abimle birlikte bakıyoruz. Yaklaşık 20 yılımızda, son 20 yılımızda posta güvercinleri besliyoruz. Posta güvercini bizim için gerçek anlamda bir aşk, bir tutku. Çok severek yapıyoruz. Hobi olarak yapıyoruz. Yaşadığımız sürece de, Allah nasip ettiği sürece de posta güvercinlerini beslemeye devam edeceğiz. Başladık. Metin abim kuş besliyordu. Yaklaşık 10 yaşlarındaydım. Ben de onun yanında bakıyordum. Bu arada o rahmetli oldu. Mekanı cennet olsun inşallah. Yani bizim kuşluğa vesilemiz onun sayesinde oldu. Posta güvercini yaklaşık 20 yıl oldu. 2001'li yıllarda posta güvercini beslemeye başladık. Ondan önce karabazalı ırkı besliyorduk. Bir 10 yıl kadar besledik. Çok iyi kuşlarımız vardı. Yani onlar da bizim için vazgeçilmezdi açıkçası. Onda da güzel bir anım vardı. Manisa'da Sofra Restoran'da güzellik yarışması oldu. 2 tane götürdüm. 2002 yılıydı yanlış hatırlamıyorsam. Biri birinci oldu, biri ikinci oldu. Hani bizim için kuşçulukta son nokta diyorduk ama ne zaman posta güverciniyle tanıştık. Çok farklı bir ırk, çok asil bir ırk. Bütün düşüncelerimiz değişti. Vazgeçilmezimiz posta güvercini oldu diyeyim. 20 yıldan beri de posta güvercini besliyoruz. Bizi çok iyi yerlere getirdi, çok keyif verdi, çok zevk verdi. Bu işi yaptığımız için mutluyuz, memnunuz açıkçası. Bu şekilde devam ediyoruz. Yapı itibariyle de hırslı bir insanım. Kazanmayı ve başarmayı seven bir insanım. Ki abim de o şekilde. Kendime her zaman abime örnek almışımdır. Eşim de bu konuda bana çok destekçi. Sağ olsun, aileme de çok teşekkür ediyorum buradan. Posta güvercini gerçekten güvercincilik anlamında son noktası, zirve noktası. 20 yıldır da ilk günkü aşk ile bakıyorum. Kesinlikle hobi olarak benim hayatımda vazgeçilmezim posta güvercinleri. Yine elimizden geldiğince başarılar yapmaya çalışıyoruz. 2010 yılına kadar abimle genel olarak hep birlikteydik. Ben evlenmeden öncesine kadar. O tarihlerde kümesin içerisinde yatmışlığımız bile vardı yani. O kadar hırslıydık. 85 kilometreden 1000 kilometre üzerine de zaten her hafta kupalıydık. 19 yıldır yarış yapıyoruz. Çok şükür Allah bize nasip etti. Allah herkese, kaybettiğimiz olan herkese nasip etsin. Emeğinin karşılığını almaya nasip etsin. 19 yıl boyunca hiçbir kupa kazanmadığımız yarış sezonu olmadı. 200'ün üzerinde kupamız var. Bizim için çok gurur verici. Ve ben bu yolda hep abimle birlikte oldum. Ve abimin çok büyük emeği var. Çünkü kuşlar abimin üst katında. Genel olarak abim daha fazla ilgileniyor. Ben bir tık daha fazla vakit ayırıyorum. Çünkü altlı üstte olduğum için üstte yakınlarda bir yerde olmuş olsaydı çok daha iyisi olurdu. Az bir emek değil yani. Sabah kalkıyorsun, ayrı uçuruyorsun. Kuş adetimiz fazla. Yarışıyorum dediğinde apayrı bir durum oluyor. İşinden gücünden kalıyorsun. Ona vakit ayırırsan kuşundan kalıyorsun. Yani bir arada olmamamız da bizim için bir dezavantaj ama Allah'a şükür girdiğimiz her yarışta bir şekilde kupa kazandık. Az oldu, çok oldu. Çok çok süper oldu. Ama bu nasiptir. Herkes çalışıyor. Herkese bir şeyler nasip olacak. Herkes emeğinin karşılığını almayı Allah nasip etsin. Çünkü herkes bu kuşa gönül vermiş. Ailece bakıyor. Yani ben de buradan senin aracılığınla başta Hüso olmak üzere hanımıma, oğluma, aileme. Çünkü hepsinin desteği var. Hepsine ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Çünkü bir kişinin yapabileceği bir uğraş değil açıkçası. Herkes bir emek harcıyor. Ama keyfi de çok farklı. Hayatımızın bir parçası oldu artık. Yani vazgeçilmezi oldu. Şimdi bu arada İzmir Posta Güvercinleri Sevenleri Dernek Başkanıyım. Derneğimiz 99 yılında kuruldu. 10-11 yıl olmuştur. Başkanlık yapıyorum. Derneğimizi çok iyi yerlere getirdik. Yönetimde çok değerli arkadaşlarım var. Onların sayesinde, onlarla birlikte artık kendi içimizde bir aile olduk. Çok değerli dostlar edindirdi, kazandırdı. Şehir dışında Türkiye'nin birçok şehrinde abilerimiz, dostlarımız, arkadaşlarımız var. Onlar bize gelir, biz gideriz. Apayrı bir dünya oldu açıkçası dernek ortamı olması. Bu arada İzmir'de en eski dernek biziz. Bayraklı'da bir dernek var ve yeni kurulacak olan bir dernek var. Toplam 3 dernek olacak Allah nasip ederse. Şimdi birisi yeni kuruluyor, onların da yolu battı açık olsun. İzmir'de dernek sayısının fazla olması, bence farklı semtlerde olması İzmir'e bir şeyler katar. Çünkü o bölgedeki diğer kuşları besleyen arkadaşlar da posta kuşunu birebir görüp birebir yaşadıktan sonra inanıyorum ki bu sayı artacak. Şu an benim
yaklaşık 100 üyem var. 60'ı aktif, yarışçı olarak aktif. Derneğe geçiş anlamında daha fazla. Pandemi dönemi derneklere gidemiyoruz. Bu dönem yarışlar oluyor. Biz yarışlara katılamıyoruz. Devletin almış olduğu bir karar var. Biz de sivil toplum örgütleri olarak saygı duymak zorundayız. Biz de evimizden çıkmıyoruz açıkçası. Bazı dernekler yarış yapıyor. Metropol bir şehirdeyiz. Yarış yapma şansımız yok. Bizim yarışlarımız çok kaliteli, çok güzel geçiyor. Ondan sonrası ölü törenleri oluyor. Düğün havasında geçiyor. Yine Türkiye'nin farklı şehrinden arkadaşlarımız, dostlarımız, abilerimiz geliyor. Federasyonumuz geliyor. Sağ olsunlar. Çok güzel geçiyor. Çok eğleniyor. Ödül törenleri zaten bir postacının düğünü. Ve o yıl başarı yaptıysan eğer, kazandıysan eğer senin için apayrı bir durum oluyor. Yani en büyük mutluluğu insanın zaten ödül töreninde sevincini arkadaşlarına paylaşmak oluyor. Aynen, yani. Bu işte, yani bu hobide en önemli şey zaten benim kendi fikrimce kazanamayan arkadaşlar kazanmak için çabalaması gerekiyor. Kazanamayan arkadaşlar kazanan arkadaşları tebrik etmesi gerekiyor. Ki bunu kalpten etmesi gerekiyor. Çünkü kazanan arkadaş gerçek anlamda bir emek vermiş ve kazanmıştır. Kişiler hiçbir zaman için, Türkiye genelindeki bütün dernekler için söylüyorum, bireysel olarak kimse olaya bakmaması gerekiyor. Burada posta güvercinleri yarışıyor. Ve bırakın posta güvercinleri yarışsın, kuş sahipleri, çiftleri, bunlara kimse katılmasın. İsim yani, önemli değil. Bence de isim önemli değil. Yani kim olursa olsun, eğer kazandıysa o saygıyı görmek zorunda. Sonuçta bir emek vermiş yani, başarmış bence. Kendi derneğimizde gerçekten biz bir aile gibiyiz. Ben derneğimi çok seviyorum. Derneğimdeki bütün arkadaşlarımı çok seviyorum. Hepsinin yolu batı açık olsun. Allah hepsine güzel kupalar nasip etsin. Yani 7'sinden 70'sinden. Herkese emeğinin karşılığını almayı nasip etsin. Herkese emeğinin karşılığını almayı nasip etsin. Güzel bir derneğimiz var. Çok iddialı, çok başarılı yarışçılarımız var. Yıllardır çok iyi kupalar kazanan arkadaşlarımız var. Allah herkesin kalbine göre versin. İnşallah önümüzdeki yıllarda da bu dostluğumuz, arkadaşlığımız belki olur. Güzel yarışları hep birlikte yaparız. Türkiye genelinde posta güvercinin tüm illerde yarışlarının yapılmasını ve daha da aktif olmasını temenni ediyorum. Buradan bütün tüm Türkiye'ye de aynı zamanda selamlarımı gönderiyorum. Arkadaşlar, çok güzel iki insanın yanındayım. Bugün Muharrem abimle Hüseyin kardeşimin misafiriyim. Fazla soru sormak istemiyorum kendilerine. Direkt çekmemiz gereken 2-3 katlı bir kümes sistemimiz var. Kuşları sizlere buluşturmak üzere kümeslere geçmek istiyorum. Müsaadeniz olursa şimdi hep beraber muhteşem kuşlar ve muhteşem kümeslerle beraber oluyoruz. Bugün sizler için çok güzel kuşlar, çok büyük başarılar çekeceğiz. Şöyle manzarayı da çekelim. Meşhur İzmir Altındağ manzaramız. Şimdi arkadaşlar, o kadar çok kuş, o kadar çok yer var ki inşallah vaktimiz yeter diyelim Muharrem abi. Nasıl yapacağız bilmiyorum abi. Ben de çok heyecanlandım. Bu işi kadar, sen biliyorsun, sana bırakıyorum. Bu kadar iyi kuşu görünce arkadaşlar ben de şaşırdım vallahi ne yapacağımı. Soracağım sorular vardı, soramadım yani. Dedim bir an önce şu kuşlara inelim abi. Çok değişik, çok güzel. Hepsinin bir mazisi, hepsinin bir anısı, hepsinin başarıları. Birazdan hepsini çekeceğiz. Anlatabildiğimiz kadarını anlatacağız. Farklı değişik gördüğüm kuşlar var. Onları soracağım sizler için. Mesela içeride bir kırmızımız var. Resesif red dedikleri galiba bu. Genetikte farklı bir olay. Bu da kıpkırmızı çıkmış. Görüyorsunuz arkadaşlar. Değişik kuşlar var. Bir tane topal bir kuşumuz var orada. Çok farklı bir kuş. Hemen topaldan başlayalım mı o zaman? Hüseyin kardeşimiz bu şeylerde, detaylarda çok iyi. Pedigri konusunda olsun, kuş tarihleri. İnanın az önce bir şey muhabbetimiz oldu önden. Yani heyecandan inanın o ilk günkü gibi 2002'deki, 2004'teki olayları o gün yaşıyormuş gibi hani hissederek anlattı. Gerçekten beni de çok etkiledi. Bütün kuşlarının tek tek numaralarını hepsini ezbere biliyor. Hani şaşırtıcı bir şeyi var, hafızası var gerçekten. Kırmızı kuşumuzun bir anısı vardı galiba değil mi? Küllü kuşumuzun. Kırmızı kuşumuzun soy olarak Paulsion, Fransa'da zamanında yaşamış ve çok iyi maraton yarışları yapmış bir yarışmacı kendisi. Bu güvercinimiz Bulgaristan'da 4 sene boyunca yarışıyor. 1500 km üzeri 4 yarış yapıyor. 4. yarışında 1860 km yarışında bir ayağı bilekten kırık bir şekilde geliyor. Ve ona rağmen yine evine dönmesini başarıyor. Bu güvercinin tarihçesine baktığımızda da 1880'li yıllarda Belçika'da Karalbek isminde çok meraklı bir posta güvercini besleyen bizim ustalarımız diye öyle eskilerden. 1880 yılında ilk postacılardan, yani postacılığa öncü olan kişilerden Belçika'da Karalbek isminde bir
kişi orada posta güvercin yarışları düzenliyor. Balasyon denen kişi de, yani bu kırmızının soyunun sahibi olan kişi de Fransa'da yaşayan bir yargıç. Bu aynı zamanda Fransa'daki idam kararlarına, infaz kararlarını veren ünlü bir yargıç. Posta güvercini beslemek istiyor ve yolu Karel Rekke ile kesişiyor. Belçika'ya gidiyor. Belçika'da Karel Rekke'nin kümesinden ne kadar kırmızı renkli güvercinleri varsa 1880'li yılların sonunda Karel Rekke'den bu kırmızı güvercinleri alıp Pavosyon Fransa'da bunları üretiyor. Ve Fransa'da uzun yıllar uzak mesafe kuş yarışları yapıyor ve kazanıyor. Bu güvercinimiz de orijinal safkan bir güvercindir. Bizi de kümesimizde inşallah ileriye götürecektir. Maşallah, gerçekten ansiklopedi gibi Hüseyin kardeşimiz. Kuşumuzun arkadaşlar bir ayağı kopuk, az önce bahsetti. Kuşumuzun kağıtları var, DNA'sı var. Uçmuş gelmiş kan örneğinden uçum raporları falan hepsi elimizde. En sonki uçumları falan da var onun yani. Biz de onu kümesimize dahil ettik. Bize vesile olan Sunay abimiz, Sunay Yılmaz abimiz. Teşekkür ediyorum ona da senin aracılığında. Peki yavrularından bir başarı sağladınız mı? Bu ilk senesiydi. Şimdi bu tarz kuşlar bizim uçum kümeslerimizde atıyorum. Dernek anlamında hani yarışa 100 kilometreden başlıyoruz. 100, 120, 180, 200, 230 gibi gidiyoruz. Hani Avrupa'da bu tarz kuşları uçururken kilometre farkı biraz daha farklı açıkçası. Yani 100, 300, 500, 500'den 300 alıyorlar, 300'den 900'e, 900'den 400 alıp oradan 1500'e atıyorlar. Hani bunlar daha uzak mesafe ırklı kuşlar. Yani 1800 kilometreye kadar tabii. Uçmuş bir ırk arkadaşlar. Bu kuşun 1600, direkt takımın yavruları 1650 kilometrede uçur. Bize zaten yeni geçmişti bu kuşlar. Bu yıl deneme şansımız oldu. Torun olarak denedik, yavru olarak denedik. Özellikle ben 500 kilometreydi, yanlış hatırlamıyorsam 500-540 kilometreden 1000 kilometreye gönderdim. Yani Sivas'ın biraz daha ilerisi atmıştık galiba bu sene. 965 kilometre civarı geliyordu. 500'den gönderdim ama çok istikrarlı bir şekilde geldiğinde, yani sanki yoldan geldiği belli değildi. Daha uzak mesafe kilometre istiyordu. Yani ilk yılında bize onu da yaşattı açıkçası. Bizim şartlarımızda, Türkiye şartlarında uçtu. O da bizi ayrı memnun etti. Gerçek bir uzun maratoncu diyebiliriz. Aynen. Öyle. Yani kuka anlamında kümesimize bir katkısı olmadı ama ileriki yıllarda eminim. İllaki hani pedigrilere yayıldıkça bu kuvvet ve dayanıklılık fark eder. Sorunu, onun oğluna biz kendi kuşlarımızla çarpaz eşleme yaptık. Turunlu yarışı 2020 yılında. Genel klasman İzmir genel klasman dördüncüsü oldu. Sivas etabında yanlış hatırlamıyorsam 14. oldu. 740 kilometre Yozgat etabında 5. oldu. 300 kilometre yarışında 1 saniyeyle 4. oldu. 3. büyük açıldı. Orada bir kupa kaçırdı. Torunlu'nda 3 tane 4.'lük oldu. 2 tane 5.'lik yaptı. Sivas'ta 960 kilometrede de 14. oldu. Bizim için iyi bir başarıydı. Bu sene gene yarışacak. İsmi de Ay Yıldız. İnşallah Ay bu Yıldız. Sene. Maşallah. Daha iyi başarılar bekliyorum ondan. Kuşumuz da şampiyon bir güvercinimiz. O dönem Manisa ile beraber yarışmıştık yine. Ege Bölge son etap kupası kazandı. İzmir genel klasman birincisi oldu. Orta klasman kupası kazandı. Ve bu kuşun aynı anneden bundan hariç 3 kardeşi daha Sivas kupası kazandı. Bu da emektar bir kuşumuz. 2006'lı bir güvercin. Yaklaşık bize kendi kazandırdığı yavruları kazandırdı. Hatta Balıkesir'e verdim ben bunun yavrusunu. Hakanlara verdim. Hakan Beydal kardeşleri. Onlar da final kupası kazandı. Bu dediğim olay 2009-2010 yıllarında yavrularını vermiştim onlara. Şu an için son bir yıldır kullanmıyorum bunu. Ama eşe attığımda çok eski bir ırk. Fazla da yıpranmamış bir güvercin. Yumurta hala verebilir mi? Aynen. En son ne zaman alındı? Geçen sene Geçen sene. 14 yaşında yavru verdi yani. Verdi. O zaman verdi. Benim bir ihtimal Oramaz'dan yavru alma ihtimali var. İnşallah. Allah gönlüne göre versin. Kuş çok yıpranmadıysa, çok fazla normalinden fazla yumurta almadıysan. Bunun da bir tarafı kan seçmez dediğimiz kuş. Kan seçmezler. 3 kardeşi bundan hariç. Sonra tam kupası kazandı. Babası da zamanında Sarı Mehmet'ten geçmiş olan Fransız farklı bir kuştu. Evet. Bizim için çok özel bir kuş. Bize Ege Bölge kupalarımızın birisinde bu kuş kazandırdı. Maşallah diyelim abi. Teşekkür ederim. Kuş çok abi. Biraz daha şöyle bakalım değişiklerden bize böyle mazisi olan, anısı olan değişik kuşlar var. Kırmızı var bir tane arkadaşlar. Resesif red bizim mirolarda karşılaştığımız bir olay. Karapallardan çıkma düz kıpkırmızı bir posta. Kesinlikle Meymanans dedikleri kuşlarla alakası olmayan. Ondan bir tane de erkeklik olan var. Onun yavruları da zaten şey uçuk. Sivas uçuk. Araya yani, kupaları var. 600 bin kilometre uçuyor arkadaşlar. Renkli.
kırmızı görüyorsunuz ve bu kuş tamamen mavi, karapal kuşlardan çıkma. Müthiş kuşlar. Hangisi varsa abi fark etme. Elini aldığını, tuttuğunu alsan gelsen oluyor abi bizim için. Bu nedir? Bu güvercinimiz de bir tarafı bizim kuşlarımıza dayanıyor. Mayıs ayı zamanında Murat Taşdemir isimli bir yarışçıya geçen bir güvercinimiz var. Onda Malatya'da üçüncülük yaptı. Geçen kuşumuzun yavrusu Malatya üçüncüsü oldu. Bu Malatya üçüncüsü olan güvercinle 2008 ve 2009 yıllarında yine Manisa'da Ülkü Gezmez Salto'daki kuşlarla bölgesel yarışlar kazandı. Bu Salto 45'lerle Murat Taşdemir'de Malatya üçüncüsü olan kuşun eşlemesinden Fethi Göker abi 2014 yılında Türkiye şampiyonu oldu. 1045 kilometre Elazığ yarışı 1045 kilometrede Türkiye şampiyonu oldu. Kuşun bir kardeşi Sivas şampiyonu oldu. Yine 1033 kilometre Ege bölge üçüncülüğü yaptı. O kazanan kuşların bu öz kardeşi. Yani maşallah. Bir taraftan bizim kuşlarımıza da dayanıyor. %25 diyebilirim bizim tarafımıza dayanıyor. Bir taraftan Mülkü Gezmez'in kuşu ama Fethi Göker'den. Orijinal Fethi Göker. Kardeşi direkt 1045 kilometre öz kardeşi. Aynı anne baba kardeşi. 1045 kilometre Türkiye şampiyonu, Sivas şampiyonluğu var, Ege bölge şampiyonluğu var. Böyle bir kuş. Başarılı bir güvercin. Aynen. Biz yani damızlık kolonimize yeni dahil ettik bu kuşu. İlk defa nasip olursa. Onu ihaleden satın aldık zaten. O kuşlardan almak istiyorduk. Ben lafını kestim sonun da. Bu kuşlardan zaten almak istiyorduk. Yani bölge anlamında yarıştığımızda daha önceki yıllarda da bize rakip olan kuşlardı. Hani bölgemizde çok iyi uçan ırklar. Adaptasyon aynen. Sorunu yok. O tarz kuşlardan. Ve gerisinde bir tarafta bizim de şampiyon olmuş bir kuşumuz vardı. Tekrar bize nasip yani oldu. Biz aldık. Yani sahibi de sevdiğimiz bir abimiz Fethi abinin kuşlarında. 960 kilometre 2020 yılında ikinci olan kuşumuzdu. İlk eşlememizi yaptık. 2005 yılında İzmir şampiyonu olan kuşa, 2008 Ege bölge şampiyonu, 2009 Ege bölge şampiyonu, 2010 Ege bölge şampiyonu, 2011 Ege bölgesi şampiyonu, 2014 Türkiye şampiyonu. Onun dışında 2018 İzmir şampiyonu, yine 2019 İzmir üçüncüsü ya da ikincisi olması gerekiyor olan kuşlara. 2021 yılında İzmir ikincisi olan kuşların aldığımız yavruda bu saydığım bütün kupalı kuşlar dahil. Nasipse onlar da bir dahaki seneye yarışacak. İnşallah. Tam bir bölge kupalı kuşlar evet, oldu. Mükemmel da, kuşlar oldu. Onu da eşlediğimiz kuş yine. Yeni takımı da yeni dişisi de. Yeni eşi. Aynen. Daha önce o kuşu bu senenin 960 kilometre ikincisiyle eşledik. Şimdi de bununla eşledik. Bunun kendisi de zaten 920 günübirlik kuştu. Ve 11-11 genel klasman şampiyonu olan bir kuş. Böyle bir takım yaptık. Bakalım. İnşallah altı da çalışacak. Kuşun ufak olması, büyük olması değil. Şimdi her bölgede her şekilde kuş uçuyor. Yani orantılı olması önemli. Tabii yani kuşta vücuduna göre bir kanat olması gerekiyor. Kanada göre bir kuyruk olması gerekiyor. Öyle bir tüy kalitesi olması gerekiyor. Ona göre bir göğüs kemiği olması gerekiyor. Yani kuş eline aldığında bütün olmak zorunda. Ama her şeyi bütünse bile kuşun beynini bilemiyorsun. Aklını bilemiyorsun. Yani ırkını bilmen gerekiyor. Ne beslediğini. Şimdi yıllar önce yarıştığımızda bizim uçtuğumuz kilometrelerde yani rakip olarak gördüğümüz Manisa'daki arkadaşlar o mesafeleri çok iyi uçan ırklar diyeyim. Bizde zaten yanlış hatırlamıyorsam ya 16 tane ya 17 tane son etap kupası var. Yani bu ciddi bir sayı. Yani 16 tane 17 tane ve bunların 2 tanesinde 1, 2, 3, 4 olarak bir başarımız var. Yani İzmir'de değil Türkiye genelinde tulum derler ona. Öyle bir başarımız da var. Ben şimdi grubuma kuş dahil edeceğim zaman atıyorum Fethi abinin kuşu bize geçmiş. İyi dediğimiz bir kümesi öyle bir kuşu geçmek zorunda. Çünkü gerisine baktığında her iki taraftan şampiyon kuşu almış. Şampiyonların aldığı şampiyonların arkası zaten Manisa'daki şampiyonlara, İzmir'deki şampiyonlara dayanan kuşlar. Gerisi de şampiyon. Ve onları bir çalışma yapmış. Türkiye genelinde başaran bir kuş çıkarmış. Ve beraber uçtuğumuzda Manisa genelinde yine başarmış olan bir kuş çıkarmış. Onun bir kardeşini ihalede gördüğünde zaten bu işi seviyorsan, açıkçası kümesine de kuş dahil etmek istiyorsan illa ki o tarz bir kuş dahil etmen gerekiyor. Sana şöyle söyleyeyim. O diğer ırklarda illa ki üzerine bir şeyler koyarak gitmiştir. Ama bizde şimdi 2000'li yıllarda olan postalar vardı. O dönemde yola verdiğinde eğer iyi baktıysan mutlaka evini buluyordu. Yani kuş geliyordu. Günümüz şartlarında bakıyorsun. Herkes her duyduğu kuşu birbirine girmiş. Bir şekilde kuş çıkarmışlar. Kırmışlar. Yani kuş hızlı uçuyor mu uçuyor. 200 kilometrede kuş şov yapıyor. 300'e gönderiyorsun. 3 kardeş bir tanesi yok. Ya da 300'de şov yapıyor. 500'e gönderiyorsun. Mesafesi o kadar. Yani eskiden o tarz bir şey yoktu. Kuşlar daha sağlıklıydı. Yani daha saf kanlı diyeyim. Bence daha iyiydi. Her geçen gün bir şeyler yapalım derken hızlandırdık belki ama bir şeyleri kaybettik.
Belki bu arada eskiden bu kadar cep telefonu yoktu, baz istasyonu yoktu. Evet. Kuşlar manyetik ağına göre geliyor. Hani 2000'li yıllarda bu kadar aktif değildi. Belki o da olabilir. Ya ben senin aracılığınla bir de şeye değinmek istiyorum. Çok ciddi anlamda burada emek veriyoruz. Sadece biz değil, bütün kuşçu arkadaşlar, bu posta güvercinine gönül vermiş arkadaşlar. Kuşlarımızın çoğu vuruluyor. Hani senin aracılığınla da o avcı arkadaşlara sesleniyoruz. Ne kadar avcılar bilmiyorum da, hani duyarlı bir insan iyi bir avcı değildir diye tahmin ediyor. Hani kuşlarımıza sıkıyorlar, saçmalı geliyor, evde geliyor, ölüyor. Hani lütfen yapmasınlar çünkü çok ciddi bir emek var. Hani onlar orada bir 5 dakikalık keyif için canlara kıyıyorlar. Ama inanın arkadaşlar, kuşlar gelmediğinde hepimiz için üzülüyoruz. Acaba diyorsun, yanlış mı eşledik, nerede yanlışlık var diye dönüyorsun. Düşünüyorsun, bakıyorsun kuş geliyor saçmalı ve bir gün sonra ölüyor. Ya da geliyor sakat kalıyor gibi. Yani inşallah biraz daha arkadaşlar da senin sayende bu programları seyrederler. Biraz duyarlı olurlarsa seviniriz açıkçası. İnşallah. Göbeği tanıtmış. Aynen, o da bizim Hüseyin'imize, için çok... Hüseyin bilgisayar gibi arkadaşlar. Gerçekten vallahi tuttuğu kuşun derecesinden tutun, künyesinden tutun. Her şeyini tıkır 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 bilgisayar gibi hepsi hafızasında maşallah. O pedigre anlamında şeydir, çok iyidir. Bende hissiyat çok farklıdır. Ben elimle eşleyeceğim zaman da kuşu tutarım. Görmek istediğimi elimde yakaladığımda hissederim onu zaten. Eşlemelerimde de hani pedigreden fazla kendi hissetimi... Fırsat buldukça bu kuşa bakıyorsun, onunla bütünleşiyorsun. Hani eksiğini görüyorsun, onun eksiğini neyle kapatabilirim, hangisiyle kapatabilirim? Hissiyatı çok önemli. Gerçekten ben abimin hislerine çok güveniyorum. Eşleme konusunda olsun hiçbir zaman yanılmıyor. Yaptığı eşlemelerde mutlaka, eğer bu kuş şampiyon olacak diyorsa, inanıyorsa, birinci senesinde olmasa da ikinci senesinde mutlaka oluyor. Abimin öyle hisleri var. Ha, burada benim de arada bir benim de öyle takımlarım oluyor. Yani benim geçen sene bir takım yaptım da benim takımım gerçi 3 defa 4. oldu. Bir kupa alamadı ama 3 defa 4. yaptı. Dedi. Ve dediği geçen sene ben çok bir çift kuş eşledim açıkçası. Ve tek yavru aldım. Eşlemeleri abim yaptı. Tek yavru aldım. Afyon 4.'sü oldu. Vites klasman 5.'sü oldu. Genel klasman 4.'sü oldu. Sivas 14 oldu. Yozgat 5 oldu. Peki. Ama gitti kuşta geldi. Bir tane kupa nasip olmadı. Gitti o geldi, ona değildir. Özelle baktı yani. Girdi bir şeyler attı, hap attı, ekstra bir şeyler yaptı ona yani. Bir farkındalığı vardı kuşta. Bir şekilde geldi. Ama istikrarlıymış gene. Evet, 4'ler 5'ler çok iyi o dereceler. Aynen, yani aynen. Kaç aynen. Bin kuşta yarışıyor. Yani. Aynen. Ya evet. Bu yılda yaklaşık 2000 civarı güvercin olacak. Evet. Yani bu pandemiden dolayı başlayamadık açıkçası. 2500 civarında kuş var. Şu yani 2500'de ilk 50 benim için çok büyük başarıdır abi. Yani 50'ye ben... Aynen öyle. Bu kuşumuz da orijinal Gabi Van Denabili. Big Sam'in direkt torunudur. Big Sam'in direkt öz torunudur. Bu güvercini biz İstanbul gezimizde Abdullah abi, Nuran abi, Tamer abilere misafir olmuştuk. Bizi çok iyi ağırladılar. Öyle iyi insanlarla da bu güvercin sayesinde tanışma fırsatımız oldu. Abdullah abinin kümesinde abim bu güvercini beğendi. Bize o gün güvercini hediye etmek istedi ama biz kabul etmedik. Şöyle bir şey oldu açıkçası. Buradan onlara da selam olsun. Hayırlı Ramazanlar olsun. Duvarında bir isim vardı. Yurt dışına güvercin göndermiş. Yurt dışında kuş başarmış, kazanmış. Orada iade. Bileksi de galiba değil aynen, mi? Aynen. 7. miydi, 8. mi olmuştu? Galiba. Yukarıda bir isim var. Bileksi'nin 8.'si. As 14.'si olması gerekiyor. Yavrusu yani Türkiye'de 7200 liraya satılıyor. Direkt Türkiye'yi bir şekilde temsil etmiş. Sonra orada kuşlarına bakarken, damızlıklarına bakıyoruz. Ben o kuşu gördüm. Yani o anki fikrim bana kuşun hissettirdiği, dedim ya kardeşidir ya babasıdır. İllaki dedim bir kan bağı vardır. Onlar da o kadar kuşun arasında o kuşu nasıl buldun gibi şey yaptı, babası diye söyledi. Hatta kuşu bana orada hediye etmek istedi. Ben kuşu kabul etmedim açıkçası. Çünkü kümesinde çok değerli, onun için de çok değerli olan bir kuş. Aynen. Sonra İstanbul gezimiz bitti. Bizi en iyi şekilde ağırladılar, sağ olsunlar. Aradan geçti 20 gün, 1 ay. Baktım benim haberim yokken bir eşimin, arkadaşımın, dostum aracılığıyla kuşu tekrar bize ulaştırmış. Yani göndermiş. Bize söylemeden göndermiş, sağ olsun. Çok da gönlü zengin, düzgün bir insan. Kuşu da şöyle çekelim. Bu da... Yani ömrümüz yettiği sürece bu kuşu besleyeceğiz. Ben de kümesimin yeni ilk kuşlarından ona hediye ettim. O da aynı dilekleri söyledi. Ömrüm olduğu sürece bekleyeceğim. Benim için manevi değeri çok büyük bir güvercin. Yurt dışında tabii onun yanına Nuran abi olsun, Tamer abi olsun, onlarla da diyalogumuz oldu. Onlar da her biri birbirinden değerli insanlar. Yani o kalitede insanları tanıdığımız için gerçekten çok şanslıyız diyeyim. Gelen kuş ne dedin? Paçalı bir güvercin geliyor arkadaşlar. Paçalı mı geldi abi? Aynen. İstersen önce şunu tanıtayım ben sana. Bu nedir abi? Bu güvercin %50 del var. %50
50 Sion ırklı bir kuş. Şimdi hiç bilmeyen arkadaş görse sanacak bu paçalı şöyle, kırma zannedecek. BG markalı. Aynen, Bulgaristan markalı ve kırmızı erkeğimizin karşılığı budur. Normalde bunlar takım ve bu takımın yavrusu 1600 kilometre uçuk zaten. 1600 kilometre uçuk. İkisi takım olarak geldi. Yani bizde de İzmir olarak en uzak mesafe 1000 kilometre uçuyoruz. Oraya uçmayı başardı. %50 del var. %50 abi bunu o 1000 kilometre. Ama amacımız açıkçası, şimdi şöyle söyleyeyim, yani bir tık daha uzak mesafeyi kuşlarımıza kattığımızda, atıyorum, amacımız 1000 kilometreleri daha zamanlı uçmak. Evet. Hani onu kaldırabilecek gelen, potansiyeli olan. Gelen kuş açıkçası biraz daha kanat yapısı, atıyorum, erkeğin daha farklı bizim buraya göre. Daha uzun ama tabii çalışacaksın yani. Bu dipsiz bunlarda bir kuyu. Bunlarda şey karşılaşabiliyoruz. Paça, gül, tepe olabiliyor. Ben de, genetik bir kusur galiba değil mi bunlar? Yani çeşitlilik şimdi diyelim. Tepe olarak bende hiç çıkmadı bugüne kadar. Ardenlerden mi çıkıyormuş Ardenler'de abi? Ardenler'de çıkıyor. Bende hiç çıkmadı. Ama paça olarak yani bilmiyorum. Benim kümesimde birçok kuşta şey var. Paça var yani. Şampiyonlarında da var. Tozluklu gibi. Hatta anne baba paçası olup orta parmağı, orta tırnağı paçalı olan bu seneki şampiyonun yavrusu çıktı. Yani daha önce öyle bir şey yaşamamıştık. Yani çok uzun yıllardır dostluk yani, kuşu bunlar. Yani bir şey girilmiş olma ihtimali yok yani. Zaten sonuçta farklı ırklardan bir araya gelmiş bir kuş. Ama önemli olan başarması. Uçup aynen, oradan geliyorsa aynen. Zaten iyi bir kuştur. Zaten biz bunu yarıştırmak için de istiyoruz. Yani bu da yine yarım paçalı tarzda evet, bu da yine olan yarım bir kuşumuz. Bu da soy olarak Catris. Orijinal %100 Catris olan bir kuşumuz. Uzak mesafe maraton kuşu. Bizde birçok yavrusu. Catris'i şöyle bir çekelim. Catris ırklı arkadaşlar. Maratonda, orta maraton üzerinde, uzak mesafede bizde başaran kuşlardan bir tanesi. Catris sevdiğim bir soy. Benim kendi içerisinde karadayı dediğim soyla da birbirine uyumlu olarak yavru alıyoruz. Başarıyor. Kullandığımız bir kuşumuz. Bir hani tane daha geldi. Kuşu söyleyeyim sana. Bu kuş da babası 920 kilometre kupalı bu kuşumuzun. Bunun babası da İsmail Olgunar, Balıkesir'de arkadaşımıza geçti. Kupalı bir kuştu. O sene Sivas 1-2-3 olduğumuzda 2 olan güvercinimizdi. Ona verdiğimiz dönemde eşliydi bizde. Bu bizde kaldı. 7-8 sene bizim yarışçılığımızı yaptı. Kupaları var. Dördüncülüğü çok var yani. Öyle şanssız bir kuştu. Bunun da dedesi, İsmail'e verdiğimiz kuşun direkt babası, Eskişehir Romanya klasman şampiyonu orijinal Dordan bir kuştu. 402-402 numaralı çok özel bir kuştu. Klasman birinciliği vardı. 2 sene üst üste Eskişehir Romanya uçup bir klasman şampiyonluğu vardı. Aynen. Bunun da özel bir güvercin. Hani Romanya'dan ülkemize gelip uçuluyordu tabii, galiba değil mi Eskişehir'de? Tabii o dönemlerde oranın yüz ölçümü daha küçük olduğu için Türkiye'ye giriş yapıyorlardı. Türkiye'den salım yapıyorlardı. Bunun yumurta kardeşi, dişiliği İmdat abi kümesine geçti. Onda 1270 kilometrede şampiyonun annesi oldu. Yani oo, orada da maşallah. İmdat abi 1270 kilometre kupası kazandı. Bu kuşumuzun direkt yeni orada başarı yaptı. Bu nedir? İmdat abi de. Bunun da değişik bir göz yapısı varmış. Aynen, bunun gözleri özellikle benim en favori olan kuşlarımdan bir tanesi. Çok farklı bir gözü var arkadaşlar maşallah. Bu güvercinimiz de hem ana tarafından hem baba tarafından şampiyon olanın annesini, şampiyon olan başka bir kuşun babasına birbirine girdi. Bu güvercin çıktı. Bunun da yavrusunun bölge klasman kupası var. Sivas beşinciliği var. 1600 kusur uçumlu Konya civarları yavrularının başarıları var. Bizim için bu da özel güzel bir güvercin. Yaklaşık bu kümeste 3 ya da 4 ayrı kuşta da yavruları Sivas uçtu bunun. Yani bu da çok fazla kan aramıyor açıkçası. Yani işlediğimiz herhangi bir erkekle direkt sonuca varabiliyoruz. Öyle bir güvercin. 2020 yılında bir tane yavru yarıştırdık bundan. Tek yavru yarıştı. O da 960 kilometre 13.sü oldu. Çok yani iyi. Maşallah. Şunu Van der Wege... Yavrusunda Ege Bölge maraton üçüncülüğü var. Ege Bölge geneli yarışlarda başarısı da var. Bunun yavrularında, kardeşlerinde. Yine amcasınız değil mi? Şöyle bir şey söyleyeyim. Bir Ege de... Bölge şampiyonluğu var 2 sene üst üste. Bu garanti, garanti yavruları sürekli uçtuğu için çok baskın bir kan. Yeni dahil ettiğimiz kuşlardan birisiyle eşledik. Dedik bir görme şansımız olsun. 500'den çok etkili geldi. Hani beklettik. Karşılığı çok uzak mesafe kuşuydu. 1000 kilometreye verdiğimizde oradan da çok sağlam ikinci günü geldi. Hem bize, kümesimize yeni dahil ettiğimiz kuşu bir anda görme şansı şey yaptı, tanıdı. Kendi içinde de atıyorum 3 erkekle değil bir 4. erkekle de yavrusunun Sivas uçtuğunu gördük yani. Maşallah. Karadayı dediğimiz kuşlar açıkçası. Direkt karadayının kardeşi. Bunun kendisi uçtu. Uçtuktan sonra bunu da mızrağa koyduk. Diğeriyle yola devam etmiştik. Bunun da bu sene iki ayrı dişiden yavrusu Sivas uçtu. Hatta biri 9 oldu galiba Sivas değil mi? Sivas 9.sü olan kuşumuz.
Bir yavrusu bu sene Konya üçüncüsü oldu. 540 kilometre üçüncüsü aynen, oldu. Aynen. Bir yavrusu da genel klasman sekizincisi oldu. Arden dişiyle, Arden dişiyle çalışmıştık bunu. Çok farklı kestane göz rengi var. Ama bunun sadece bizde değil. İzmir'de de farklı arkadaşlara da verdik. O kümeslerde de hem genel klasman kupası oldu. Sağ olsunlar. Onlar da iyi baktılar kuşlara. Hem de Sivas kupası kazandı. Tabii o şekilde olması da bizi daha çok gururlandırdı. Ya, karabüyü soyumuz bizim Türkiye genelinde birçok kümeste, yani Türkiye iklim ve coğrafya yapısına uyum sağlamış kuşlar. Birçok kümeste uyuştu ve gerçekten de iyi başarılar yaptı. Hem maraton anlamında hem genel anlamında. İşte 85 kilometre dahi kupaları olan kuşlar, 85 kilometreden 1 kilometre üzerine kadar başarı yapan kuşlarımız. Bu elimizdeki de onlarla bağlantılı mı? Bu kuşta birebir kara olan, ayağı kırık gelen yarıştan kuşumuzun, yani birebir Karadayı'nın babadan kardeşi. Karadayı'nın babasıyla bunun babası birebir aynı kuş. Bunlarda bu tarz arada biri veriyor, kırmızı tarzı. Şöyle bir kanat açalım, arkadaşlar görsün. Yani kara çakmaklı, karapal dediğimiz kuşun altından kıpkırmızı. Gözü de onlara nazaran daha kırmızımsı. Farklı bir göz yapısı. Komple kıpkırmızı bir kuş çıkmış. Yani kesinlikle o mevmalans falan dedikleri kuşlarla alakası olmayan, kökü, orijini komple karapal, karadayı soyu olan kuşlar. Evet, bunlardan bu peki uçurup böyle başarı yaptığınız kırmızı olarak uçurmadım. Zaten ona özellikle ayağında isim markası var. Yani isim markası takıp farklı, renk olarak da farklı diye kıyıya koydum. Bu güvercinimiz de Karadayı'nın direkt kuşu. Evet, renk olarak çok farklı. Özel bir kuş. Bu da Karadayı'nın dediğimiz kuşun oldu. Direkt oğlu. Bunun babası, bahsettiğimiz Karadayı zaten 2013-2014 son etap kazanmıştı. Bunun annesi de 2015 yılının son etabını kazandı. Bir göz yapalım abi ona be. Tabii. Güzelmiş. 2015 yılında falan. Final ikincisi oldu annesi. 965 kilometre final ikincisi. Orta klasman şampiyonu. 500 kilometrelerde de ve bu yılda başarısı olması gerekiyor. Son etapta 4 olduk. Aynı zamanda o kuşumuz Turgutlu ile beraber fond kupası çıkarmıştık. Bölge anlamında Turgutlu ile beraber. Oranın da klasman ikincisi oldu. Peki abi bugüne kadar kaç senedir uçtun? En iyi başarmış, en iyi kuşunuz Karadayı mıydı abi? Hani şimdi ilk zamanlarda işi tam bilmiyorken İmparator uçtu. Bölge anlamında o da kazandı. Kendi klasman kazandı. İzmir son etap şampiyonu oldu. Hani o da bizim için çok iyiydi. Onun üzerine Rambo dediğimiz bir kuş çıktı. O apayrı bir kuştu. 2 sene üst üste. İmparator'un yavrusu çıktı. 525-300'lerde bir başladı. Sona kadar kupa kazandı. O çok özel bir kuştu. Bu 45.072 bölge anlamında kazandı. 3 kardeş çıktılar. 3'ü de orta klasman kupası kazandı. Hani onlar çok özelliği. 97.187 hani, saçma yarısı ilk gelen kuşumuz o mesela. Ama bir tane en başarılı şey olarak, başarı olarak hani. Karadayı yarı bizim çok başarılı bir şekilde yarış yaptı. Kral dediğimiz, onu da anlatmak isterim. Aile İdali isminde Fransa'da yaşayan bir kişi. Gerçi şu an rahmetli olmuş kendisi. 2001-2002 yıllarında biz bu postacılığa başladığımız zaman bize tesadüf eseri 4 tane arkadaş vasıtasıyla Fransız markalı güvercin geçti elimize. Bu 4 güvercinden bir tanesi Aile İdeali isim markalıydı ve o kuşumuzun ismini Kral koyduk. O güvercinimizin yavrusu da Kara Kız dediğimiz. Bu göğsünden vurularak 14. günü gelen 4 sene boyunca İzmir'de yarışmış. Erzincan 1010 km kupası kazanmış. As şampiyon olmuş. Kuşumuz çıktı. Kral dediğimiz kuşumuzun soyunu, Aile İdeali olan soyu ben Fransa'da çok araştırdım. Orada Sinan abi, buradan ona selamım olsun. Fransa'da yaşıyor kendisi, bir Türk. Ona yazdım ilk etapta. Belki 1-2 sene boyunca yazdım. Facebook'tan aradım hatta. Yazdım ama kendisine ulaşamadım. Daha sonra bir gün kendisi bana geri döndü. Ve bu kuş hakkında ona sordum. Bir gün önce tanıştık. Dedim işte böyle abi, Aile İdeali isminde bir kuş geçti benim elime. Ve ben bu kuştan çok başarı elde ettim. Bu kuşun yavruları, torunları hep kazandı. Bu kuşu sen Fransa'da yaşıyorsun. Bu kuşun kime ait olduğunu, nasıl bir yarış ait olduğunu bilir misin? Ya da bulabilir miyiz diye sordum. Yani şok oldum. Bana dedi ki Aile İdeali'yi ben tanıyorum. Onun yanında bulundum. Onun kuşlarından da besliyorum. Hatta bizim derneğimizin ismi Aile İdeali. Aile İdeali Fransa'da çok tanınan bir yarışçı. Kuşları 1. Dünya Savaşı'nda, 2. Dünya Savaşı'nda kullanıldığını söyledi. Benim için çok o an gurur verici bir şeydi. Çok onurlandım çünkü kuş bizim damızlığımızda ve yavruları, torunları bizim elimizde. Kuşun soyu 1. Dünya Savaşı'na giden bir soymuş. Bu mermi yaralı Sivas'tan 14. günü gelen kuşumuz ve kralın yavrusu, kara kızın yavrusu ve kara oğlan. Dediğimiz ayakları kırık gelen kuş. Ayakları kırık gelen kuşun direkt dedesi, Aile İdeali, Fransız markalı olan, yarıştan ayakları kırık olarak gelen kuş. Aynı zamanda ayakları kırık olanın yavrusu da Karadayı. Yani Karadayı'nın babaannesinin babası, kral dediğimiz Fransa markalı o Aile İdeali isimli kişinin kuşu. Bu güvercinimiz de Sivas uçtu. Sivas uçtuktan sonra damızlığı aldık. Bunun yumurta kardeşi 741 oldu. 900
62 oldu. Bir sene sonra yine 740'da kupa kazandı. Bunun kendisi uçtu. Kupa başarısı olmadı ama yavruları çok istikrarlı uçuyor. Hani bunun da babası orijinal Robert Venus, çift taraflı Robert Venus. Annesi de Kipşon. Kipşon ırklı bir kuş. O Kipşon da Osman Borut'tan geçti İstanbul'da. Kipşon, Robert Venus kökenli. Aynen. Baba tarafı Robert Venus, anne tarafı... Yine Karapal. Kipşon. Karapal, bunun kardeşi sinekliydi ama. Bu Karapal çıktı. Onu yarışçı yaptık. Bu bir yıl uçtu. Kıyıya koyduk, öteki devam etti. Zaten genelde bir tarafı buradaki soydaklar hep birbirine yakın olan kuşlar yani. 2015 yılında Sivas 965 kilometre ikincisi oldu. Öz kardeşi. Anneden başka bir kardeşti. 2020 yılında yine 960 kilometrede Sivas ikincisi oldu. Bu bizim Erzurumlu dediğimiz kuşlarımıza dayanıyor. Bunun her iki taraftan da atalarında 1250 kilometre civarı Türkiye şartlarında uçmuş olan kuşlar var. Hatta ben bunu sevdiğim bir arkadaşıma yavru alması adına verdim. Dernek listelerini çarpıştırdığımızda bunun yavrusu 5. oldu. Final 5.'si oldu son etapta. Yani dernekler kendi arasında kupa vermiş olsaydı yavrusu 1 olacaktı. Ama anne soyundan direkt kardeşi, hatta bu kuşumun kız kardeşinin karadayıyla beraber uçtular. 4'er 5'er sene beraber gittiler geldiler. Her ikisi de son etap kazandı. Damızlığıma bıraktığımda bunun kız kardeşiyle karadayıdan olan kuşlar. Bizi yanıltmadı. Bu sene de aynısı. Karadayı'nın karşılığı bunun 2015 yılında şampiyon olan kardeşiydi. Ondan da burada 4 tane yavrumuz. 700 kilometre kazandı. 900 kilometre civarı da 4. oldu. Font ikinciliği var. Bu da bizim verdiğimiz kuşlarımızın direkt yavrusu. 700 kilometre de 1. Tabii 700 kilometrede 1 oldu. Finalin 4'ü oldu. Font klasman ikincisi oldu. Biz bir sevdiğimiz kardeşimize vermiştik. Yavru alsın diye. Daha sonra kuşçuluğu bırakınca hani anne babasını ve kuşumuzu aldık. Kendi bölgesinde başarmış olan bir kuş. Maşallah. Şimdi de arkadaşlar kümesin en yaşlı güvercini mi Muharrem abi? Aynen öyle. 2001'li. 2001'li ilk postalarımızdan. Zaten şu anda tam 20 yaşında mı oluyor? 20 yaşında. Arkadaşlar. Ama o yılın da belki de ilk markasıydı yani 29204. Yani 21 olacak gibi arkadaşlar. Şöyle bir bakalım kuşa. Bu kuşumuzun da babası direkt Tayyar Başaran'ın Robert Venus dediği Yansiyan ırklı bir kuş. Annesi de Saim abinin kuşuydu. İlk kupamızı kazanan kuşumuzdur bu. Bunun da birebir kardeşi İmparator dediğimiz kuştur. O da bölge anlamında kazandı. Hani bizim için manevi değeri çok büyük. Hala da kümesimizde. Sadece yavru yarışı yarıştı bu güvercin. Yaralı geldi. Yaralı geldikten sonra bakabilir miyim? Uzun zamandır ben de elimi almadım. Belki de çok uzun zaman uçmadı. Şöyle bir kanat tarzı vardı. Yavrularının başarısı oldu. Ama sonra bir şanssızlık yaşadık. Hiç yumurtlamadı yani. Çok uzun yıllar yumurtlamadı. Bizim vefa borcumuz olduğu için normalde çok kaliteli, çok güzel bir gözleri var. Çakırın çok farklı bir tonuydu. Yaşlanınca da değişiyor aslında. Aynen. Aynen. Ya ne kadar yaşar bilmiyorum yani. Normalde çok bittik ama 20 seneyi geçirdi artık. Vefa borcumuz var ya, gittiği yere kadar en iyi şekilde bakacağız açıkçası. İyice bir avucu. Aynen öyle. Aynen öyle. Biri sazlı çıkmış, biri de böyle alaca, ikisi de sazlı alaca. Farklı, onları da çekmek istedik size. Bunlar Hüseyin'in göz bebekleri. Evet, bunlar da farklı böyle arkadaşlar. Kara alaca, yarışçı. Bu renklerde de pek galiba şey yok değil mi? Yarışçılarda ya, pek nadir çok çıkıyor. Zor. Çok istisna aynen. Arap falan oluyor da böyle. Arap sazlı alacalı istisna çıkıyor. Yani dernekte atıyorum 2500 kuş yarışıyor. İki yani tane, bir tane. 10 tane vardır ya da yoktur. Maşallah. Farklı bir göz bu da. Çok değişik. Merve ırklı. Merve ırklı. Bu %75 Merve, %25 Karadayı. Bu annesi aşağıda o takım olan dişi Merve olan kuşumuz. Babası da annesi yine Karadayılarla bağlantılı bir kuş. Baba tarafı da yine Merve. %75 Merve, %25 Karadayı bu. Irk olarak, soy olarak. Maşallah. Bunlar da yarışacak mı bunlar? Damızlar var. Bunu yarıştırmayı şimdilik düşünmüyorum. Bu ilk çıkan iki tane bunları kenarda tutacağım. İleri de renk olarak sevdiğim bir kuşlar.
facts and stubborn fights, turning truth to lies. Gotta get up, stop wasting time. Yeah, I wanna run off and fly, and I'll tell myself it's fine to be alone, just to find somewhere that finally feels like home. Oh, oh, oh. I hate all this overthinking. Oh, 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 oh. The more I swim, the more I'm sinking. Take me to a world of silver, no more heartbreaks, tears, painkillers. Take me somewhere unfamiliar. Bring me back to where we started out. Get me out of now, to where we started out. Get me out of now, to where we started out. Oh no. Hüseyin Muharrem Vardar Müzesi'ne hoş geldiniz. Burası bir müze arkadaşlar. Bu kadar kupayı ancak müzede görürsünüz. Her yer kupa arkadaşlar. Her yer başarı. Kupa değil sadece. Her yer başarı ve kazanmış kuş dolu arkadaşlar. Evet Muharrem abi. Erman şimdi abi, göstereceğin bir kuş var galiba bize. Tekrar hoş geldin. Hoş bulduk abi. Bu güvercinimiz 4 yıl uçtu. Bizi en iyi şekilde temsil etti. 104-40-52 numaralı bir kuşumuz. Efsane isimli kuşumuz. Aynen. Bu kuşun bu sene de yavruları uçtu. Kendi 4 sene ayrı yıllarda Sivas uçtu. Türkiye yarışına attık. Elazığ'dan ilk gelen kuşumuzdur Türkiye, İzmir'e. Bölge anlamında 4. İzmir anlamında 1. Ama yarış başarıları da Sivas 3, Sivas 5, Sivas 8 ve yanlış hatırlamıyorsam Sivas 10.sü oldu. Yani yarışmış olduğu 4 yılda ilk 10'dan dışına çıkmadı. Genel klasman kupası var, vites kupası var. Bizim için vazgeçilmez bir kuşumuz. Bununla ilgili bir de bir anlamı var. Gitmeden önce özellikle bu kuşu oğlum çekim yapmıştı. Yani o yılki yarışta 2011 yılıydı yanlış hatırlamıyorsam. Kuşu gösterdim. Bu kuştan dedim şampiyonluk bekliyor. O yıl 2-3 oldum ben. Bir Ercan Baysay oldu. Buradan Ercan'a da selam olsun. Erco kazandı. Arkadan bu güvercinim 3 oldu. Biraz sonra göstereceğim. Diğer güvercinim 2 oldu. Bizim için çok kaliteli, çok güzel, vazgeçilmezimiz olan bir güvercin. 2011'de 3.lük yaptı ama 2013 yılında 1065 kilometre daha uzak Elazığ etabında İzmir'e 1. gelerek bizi onur etti. Ve damızdaki yerini aldı. Peki bu kuşun ırkıyla ilgili biraz bilgi verir misin abi? Kuşun ırkı, bunu sorduğuna sevindim açıkçası. Bu kuşun direkt babası Manisa'dan Sarı Mehmet. Mehmet Bağcı, lakabı Sarı Mehmet. Yani bizim için bir şans da Mehmet abiyi tanımak. Gerçi onun gibi birkaç abim daha var. Onların da ismini söylemek isterim. Tayyar abiden bir kuşumuz geçti. İmparator çıktı, şampiyon olduk. Saim abiden ona da teşekkür ederim. Tayyar abiye teşekkür ederim. Tayyar Başaran. Mehmet abi bizim için şanslı yani bu insanların bizim karşımıza çıkması. Aynen onu da kesinlikle. Yaşar Birinci Mayıs'tan ona da selam olsun. Aynen teşekkür ederiz. Yani bize belli kuşları o dönem için edindirdiler. Bu kuşumun babası direkt Mehmet abinin kuşu. Mehmet Bağcı'nın kuşu. Yıllarca kazandım bu kuşlardan. Daha doğrusu İzmir genelinde de direkt ondan geçme kuşlar, bizim aracılığımızla da geçme olan kuşlar vardı. Herkes kazandı. Hani kendisi yarış anlamında bir başarısı yoktu ama bu kuşlar kime geçtiyse ondan veya bizden illaki kazandı. Bu kuşların da soyu yanlış hatırlamıyorsam Hızlı Ali, Ali abime de selam olsun onunla besliyorlardı. 1980'li-90'lı yıllarda besleniyordu bu kuşlar. Ki bende 98 markalı olan kuşları da vardı Mehmet abimin. Bunun babası da 2001 yılının bir güverciniydi. Öldü tabii zaman içerisinde ama bize kazandırdı. Bu yıl iki tane yavrusu Sivas uçtu. İki ayrı kızından çıkan ikişer tane kuş Sivas uçtu. Hani toplamda sadece bununla alakalı 6 tane kuşumuz bu sene Sivas'tan döndü. O zaman yerli bir ırk diyebilir miyiz? Yani yurt dışı bağlantısı pek bilinen bir kuş değil galiba. Bunun babası direkt şeyden geçme, Mehmet abinden geçme. Bunun annesini de çok ufakken Yaşar'dan almıştık. Yaşar Birinci'den aldığımız bir güvercindi.
Onları beraber çalıştık. Bu kuşlar çıktı. Yani yaklaşık 4-5 tane son etap kupası vardı kuşların soyunda. Peki ülkemizde bu posta güvercinleri takriben hani ne zaman başlandı? İlk bildiğim kadarıyla Manisa civarlarında bu postacılık biraz daha aktifti. Aynen. Manisa'da çok eski. Dernek anlamında şimdi tarih veremem. Belki Manisa dernekleri 96-97 yıllarından olabilir. Ama yarış anlamında Ali abilerin bize anlattığı, o dönem için arabada kuş gezdiriyorlarmış. Koç, yani yarışlarda kuşlara işaret koyuyorlarmış. Atıyorum Balıkesir'den, Bursa'dan salıyorlarmış. Koçuna para olarak arkadaşlar arasında koyuyorlarmış da. 80'li 3 koç koyuyorlarmış, 5 koç koyuyorlarmış veya arabanın ruhsatını koyuyormuş yani. Yani. O kadar hızlılarmış. Evet, hani o dönemden diyebiliyorum açıkçası. Dernek faaliyetleri olarak genelde İstanbul, İzmir, Manisa, Bursa, bu dernekler daha eski dernekler. Yani. Bizim derneğimiz de pek fazla yeni sayılmaz. 99 yılından ve çok iyi yerlerdeyiz açıkçası. Yaklaşık 20 yıldır Türkiye genelinde en uzak mesafeleri uçuyoruz. Uçmaya da devam edeceğiz Allah'ın izniyle. Bütün Türkiye bizi takip ediyor, takip edecek. Hani bu arada kısa mesafe uçmak isteyen arkadaşlar da var. Ama bir o kadar da hani uzak mesafeyi de uçmak isteyen arkadaşlar var. Amacımız bu bayrağı bir tık daha ileriye götürmek. Çalışmak, bu işin sonu yok çünkü. Dipsiz bir kuyu. Yani öğrenmenin nasıl sonu yoksa bu uçumlarının da bir sonu yok. İnşallah daha iyi yerlerde daha iyi başarılarımız olacak Allah'ın. Aynen Erman'ım. Bu kuş da bizim için çok değerli bir güvercin. Bunun da bir anısı var. Yaralı geldi. Onu Hüseyin anlatsın size biraz sonra. Ben kuşu tanıtayım. Bu kuşun annesi Karakız. 3 sene Sivas uçtu. 2 kere Genel Klasman Kupası kazandı. O dönem Ege bölge yarışı yapmıştı. 1000 kilometre üzeriydi. Orada da İzmir ikincisi oldu. 1005 kilometreydi galiba yanlış hatırlamıyorsam. Orada da başarı yaptı. Ve bir yıl annesi bunun saçmalı geldi. Sonradan geldi Sivas'tan. O yılda 2005 yılıydı. 2005 yılıydı. Yani yaklaşık 21 kuş atmıştık. 18 tanesi döndü. 18. dönen kuş bunun annesiydi. Ama o kuş sadece o etapta hata yaptı. Oraya kadar ilk ondan çıkmamıştı. Hani vites kupası vardı, 500 kupası vardı, 4.lük, 5.lik falan çok iyiydi. Biz de onun yavrusunu yarıştırıp görmek istiyorduk tabii. Bu kuşu attık. Aksilik ya, bu kuş yaralı geldi. Afyon yarışında ayakta. Yere kondu, kalkamadı. Onun videosu vardı galiba. Ben buraya ekleyeyim arkadaşlar, seyredin. Ben izledim arkadaşlar, çok duygulandım. Yarıştan giriş anı. 2007 yılı olması gerekiyor. Afyon etapında yarıştan iki ayağı kırık geldi. İki ayağı kırık bir şekilde geldi. Göğüs kemiği parçalanmış bir şekilde geldi. Öldükten sonra geliyor. Annesi de 2005 yılında saçmalı bir şekilde geldi. Onda tesadüfen ben evin üstüne çıktığımda yerde buldum güvercinimi. Karı kızı onun isminde. Onu kümese kapattığımda göğsünün şurasında tüylerini birbirine yapıştığını gördük. Ve elimle açtırayım derken oradan mermi düştü o an. Kuşum vurulmuş. Tabii daha sonra kuşum güzeldi ve bir sene beklettik. Üçüncü senesinde ve dördüncü senesinde yarıştırdık. Orada İkinci bize senesi boş geçti. Üç ve dörtte özellikle dördüncü yılıydı. 1005 kilometre Erzincan girişti galiba. Manisa ile beraber yine yarışıyoruz. Manisa'daki arkadaşlara da selam olsun bu arada. 1005 kilometreydi. Oraya saldık. Saldığımız yer tabii çok uzak. Çok uzak bir mesafeydi. Kanat tarzımız da budur kuşun. Çok uzak bir mesafeydi. Oradan da bir şekilde geldi. Ben tabii işe gidiyorum açıkçası. İlk gün bekledik. İkinci günde biz işimizdeyiz. Evde hanım Hüso işte, birader işte. Hanımla oğlan o dönem için şey yok. Birikon yok, saat yok. Yani elle basıyoruz değil. İlla ki kuşun geldiğini gözlemlemen gerekiyor. Neyse ben de sürekli eve arıyorum. Diyorum yukarıya çıkın, gelmiş olması gerekiyor. Gelmiş olmasa en son beni aradılar. Ben de ticari taksi var, şoförlük yapıyorum. Baba mesleği. Neyse bir aradılar. İşte böyle böyle bir tane kuş var. Numarasını söylediler. Kuşu yakalamışlar ve basmışlar. Hanımla oğlan. Ben tabii gözüm hiç görmüyor. Hemen bastım eve geldim. O kilometreden gelmiş olması bizim için çok değerli olan bir kuşun gelmiş olması bizi çok mutlu etti. Ondan sonra zaten 3 yıl uçunca damızlığımıza girmeyi hak kazandı. Bu kuşta da işte öyle bir şanssızlık yaşadı. Dedik her şeyde bir hayır var. Bu kuş kaldı. Biz bunu
yedeğe koyduk açıkçası. Damızlık yaptık. Ama ondan sonraki... Gerçekten bir şampiyon o haliyle gelmesi arkadaşlar. Aynen. Ve kupası bu mu? Erzincan kupası. Aynen. Evet. Neresinin kupası? 1010 kilometre. İkinci Muharrem Hüseyin. Gerçekten. Daha sonra bu kuş işte damızlığımızda kaldı açıkçası. Bunu çalışmaya başladık. Tabii inandığımız, güvendiğimiz bir kuş. 2011 yılıydı. Hatta onun da bir videosunu sana verdik. Orada yavrusu 2 oldu. Bahsettiğim Ercan'dan sonra 2 oldu. Diğer sütümüz 3 oldu. Tabii bizim için çok daha değerli. Nene başarmış, kendi bir şekilde uçuyor. Yavrusu yine son etap kupası kazandı. Ve sonra başka bir efsane çıktı bu kuştan. Karadayı dediğimiz kuş. Yani birçok postacı... Onu da birazdan anlatacağız. Aynen. Birçok postacının mutlaka kendisini görmese de ismini bildiği bir kuştur. 4 yıl, 5 yıl Sivas uçtu. 2 yıl arka arkaya fond birincisi oldu. 2 yıl arka arkaya son etap kazandı. 970'te birinciliği var, ikinciliği var. Bölgesel anlamda kasaba derneğiyle beraber yarıştık. 2 yıl arka arkaya fond kupası kazandı Oğlu'da. O kuşumuz duruyor mu abi? O kuşumuz durmuyor. Bizde yarışma hırsı olduğu için açıkçası hep bir sene sonrası, bir sene sonrası beklentilerimiz çok fazla. Yani bazen 3-4 sene oluyor, kuşu kıyıya çekiyoruz, 2 yaşında oluyor, kıyıya çekiyoruz ama... Ama onu çekebilirmişsiniz aslında. Ya onu açıkçası biraz saçmalık yani. Niye çekmedin abi dersen, en son senesinde bir tık daha iyisini bekledim. Onu yapmadı bana. Senede 2015, numarası da 2015'ti. Dedim, 2015 senin senen, bu sene olacak. O şekilde gönderdim. Ve gerisi de vardı, kardeşleri vardı. Açıkçası... Yavruları var, kardeşleri hani bir kümesi bizim için... Sonunu, çok... yani en ilerisini görmek istedin onda. Tabii galiba. Ama ben onu aynı zamanda Türkiye yarışına attım. 1065 kilometreye de gönderdim, oradan da geldi. İki kuş gönderdim, ikisi de geldi. Hatta Türkiye Güvercin Federasyonu'ndan abilerimiz onlara da selam olsun buradan rica ettiler. Türkiye'yi temsil eden o kuşu yurt dışına da gönderdik. Oradan geldikten sonra kuşu yarışa verdim. Yani 10-15 gün yollardaydı, farklı kümeslerdeydi gidip gelmesi. Şey, Balkan'a mı gitmişti? Aynen aynen, ona rağmen yani geldi yarışa verdim ve o sene yarışta yine kazandı bana yani. Hakkı çok fazlaydı. Kaybolma sebebi ama belli değil şu anda. Belki Şahin de vurmuş olabilir, ya, yaralanmış benle olabilir. Benimle alakalıydı. 740'da yaralı geldi. Ben orada hırs yaptım. 2015 yılında onun dişisi zaten orada ikinci oldu. 2015 yılında boş geçmemiştik. Hani ondan bir orada da birincilik bekliyordum. Numarası 2015, senede 2015'ti. Öyle bir takıntımız oldu. Nasip öyleymiş ne diyelim. Sağ olun. Ama şunu da söyleyeyim. Şimdi 3 yıldır direkt turunu uçuyor. 3 yıldır da bu sene hatta son etap final dördüncüsü oldu. Ama 3 yıl anlamında 700-900 yani 700'de 1000 kilometresinde bu sene E kategorisinde de kupası var. Hani onun koltuğuna diyeyim. Tahtına aday. Diyeyim, aday. Hani bu sene nasipse yine yarışacak. Beklentimiz çok yüksek. Kuşun da ismi Karaefe. Aynen. İsmini Karaefe koyduk. 2018 yılında Sivas'ta 13.sü oldu. 2019 yılında yine 13. oldu Sivas'ta. 2020 yılında Sivas 4.sü oldu. Bu sene iddialı olduğumuz bir güvercinimiz. Allah nasip ederse 0.65-78. 78 numaralı kuş inşallah Allah nasip eder. Yarışlar güzel geçer. Çünkü pandemi daha başlayamadık. Hayırlısıyla yarışlarımızı da yaparız. İnşallah. Hani ondan sonra da nasip olursa o kuşu sana tanıtırız. Tamam. O kuşu da bir gösteririz. Kuş çok devam edelim abi. Aynen. Hadi bakalım. Aynen. Arkadaşlar, kümeslerimiz gerçekten hani profesyonel üstlü kümesler. Gördüğünüz gibi her kuş için bir çiftlik, anne baba, ırk garantili yani. Salma kümeste biliyorsunuz her türlü kaçak olabilir değil mi Muharrem abi? Aynen. Yani aynen. Bu sefer de iyi bir kuş çıktığı zaman aynen. Onun üstüne gideceksin ama belki tahmin etmediğin ya, bir eşleşme. Bu da öyle bir şey ki yukarıda da şimdi birebir kuşlar çıkarıyoruz. Yani acaba demiyorsun. Özellikle de burayı ufak yapmadık ki kuşlar rahat etsin diye açıkçası yani. İstese iki katlı da yapabilirdi. Çok rahat hani yapılabilirdi ama yani maymun kafesi gibi maşallah kocaman. Aynen öyle. Şöyle abi baştaki kuşu göstermiştik değil mi? Evet. Şöyle sen geçerek anlatırsan bir bu tarafta. Buradaki kuşlarımız bunlar Michael Duyk, Caner'den. Bir dakika şu açabiliyoruz mu abi? Tabii tabii. Tamam. Erkek direkt Michael Duyk'in kendisinden gelme. Oğruş Caner'den. Sakarya'da İhsan Koçoğlu arkadaşımızın, şu an bizde kuşun, ortak bir çalışma yapıyoruz ondan. Orijinal Mike Büyük Caner'den, Dolle serisi olan bir güvercin. Dolle serisi, Caner'den. Uzak mesafe maraton kuşu, dişi ilk olan güvercin, o bizim Caner'den serilerimizden. Onun yavrusu, bu sene dişinin yavrusu 2020 yılında 540
kilometre üçüncüsü oldu. Aynen. Genel klasman sekizincisi oldu. Üç yavru yarıştırdık ondan. İki tanesi Sivas uçmayı başardı. 3'te 2.60 kilometre uçtu. Biz de onu direkt orijinal Michael Bülent'in ilgisinden geldik. İnjenerden bile eşlik. Böyle bir yeni bir takım yaptık. Çıkan yavruları hızımızda harakam olarak dahil edeceğiz. İleride normalde bu yavrularını bekleyeceğiz yarışlardan. Bu yılda nasip olursa dişi güvercinimiz de Karadayı'nın Karadayı dediğimiz kuşun erkek kardeşiyle yavrularını aldık. Hani geçen sene çok güzel bir uçum yaptı. Önümüzdeki yılda nasipse yine aynı yavrular devam edecek. İnşallah bakalım. Bizde hani bir ırk atıyorum Sarı Mehmet'teki Yaşar dedik ama diğer taraftan işte gel Katriz, Kipşön, Dorden, Delvar var, direkt natural çiftliğinden işte gel var, Mangoy var, Katriz var. Yani yok yani dünya karması mı? Var, aynen öyle var. Ama şimdi iki tane dünya karması dışarıda uçmuş olan kuşun birbirine eşitip de pedigrelerini buldurup da kuş vermek gibi bir durumumuz yok. Biz de kendi bölgemizde uçma anlamında, yarış anlamında kazanacak kuş lazım. Hani atıyorum Michael büyük kümesimize dahil etmişiz ama karşılığı olan zaten bu bölgede uçan kuş. Şimdi onunla çıkacak olanı bir göreceğiz. Ondan sonra çıkacak olanı bir daha kendi kuşlarımıza dönecek. Amacımız onlardan görsellik anlamında değil, yarış anlamında çok iyi. Sadece pedigre değil. Tabii. Yani sadece derece pedigreyle değil. Olmuyor. Tamam pedigre şart ama şimdi bu güvercinimiz de bu yıl 970 km ikincisi olan bir güvercinimiz. Bunun anneden kardeşi 2015 yılında sonra kaptık konusuydu. Erkek olan güvercinimiz de Manisa'da 920 km ikincisi birbirlik uçumu var. 2018 yılında 740 km beşincisi, 920 km civarında birbirlik ikincisi ama uçum olarak 7 civarında geliyor. Yani 900 km üzerinde Türkiye'ye yeni uçum yapan güvercilerden bir tanesi. Bir daha alabilir miyim orayı? 900 km üzerinde uçum hızı anlamında en hızlı uçum yapan güvercilerden bir tanesi. Arkadaşlar. O yarışta Taner Ertuğ, buradan ona da selam olsun. O bir oldu. Bu Sezgin arkadaşımız. İkinci oldu. Biz de o güvercini 2018 yılında ikinci olan güvercini 2020 yılında 960 km ikinci olan ikinci güvercimizle eşlik. İnşallah yavrularını. Aynı zamanda onu bir de şeyle çalışacağız. O yarışın olduğu tarihte dernekler topluluğunda o kilometrenin altıncısı olan kuş da bizde. O kuş aynı zamanda günübirlik kuştu, dernek altıncısı, bölge altıncısı oldu. Onun yanında 11'de 11 genel klasman şampiyonu olan bir kuş. Özellikle onunla ikisini de eşleyip yani aynı gün gelmiş olan kuşları bir tık daha ileriye götürmeye çalışacağız. Mayıs'ta da Behti Bilici, bizim bir kızımız da evli. Benim akrabam enişten, ona da çok selam olsun. 2018 yılında Mayıs'ta dernekler topluluğunda 11x11 genel klasman şampiyonu oldu ve Sivas günübirlik altıncısı oldu. Yani bu çalışma biraz daha olacak. Sivas 2, Sivas 6. Bir öyle bir çalışmamız da var. Onlardan nasipse ilerleyen zamanlarda kümesimizde yarışacak. Yani biz her zaman yeniliklere açacağız. Hiçbir zaman için beğendiğim bir kuş olursa gerçek anlamda alırız biz o kuşu. Fark etmiyor, alırım. Yani bu işin, yalnız bu benim gözlemlediğim Muharrem abi, siz bu kuşların kapılarını açsanız, kendi haline bıraksanız, kim çiftleşirse çiftleşsin, yani, buradan kuş çıkar abi, benim gözlemlediğim şöyle o. Şöyle bir şey söyleyeyim, yani biz bu kuşun... Çünkü her yer şampiyonu abi. Aynen, biz bu kuşun açıkçası iyisini seviyoruz. Yani kimde olduğu önemli değil. O kuş başardıysa bizim isimle... Bir çocukta bile olsa gider talep olsun. Eğer benim kümesime katkısı olacağını, yani kümesime katkısı olacağını düşünüyorsan ben o kuşu alırım. Hani sonuçta almak ayıp değil. Bu dipsiz bir kuyu. Yani öğrenmenin de yaşı yok. Bu iki yavrumuz da bunların da annesi tanıtımını yaptığımız 104-40-52 65 kilometre birincisi olan dişimiz ile yine Sezgin arkadaşımızın 920 olması gerekiyor. Günübirlik ikincisi yavruları. Yani bunlar direkt maratonda her tarafı uçmuş, oraları uçmuş olan kişiler. Maşallah harikalar ya. Buradaki kuşlar da bizim için çok değerli. Dişimiz bunun videosunu sana gitmeden önce tahmin ettiğim bir güvercindi. Karadayı'nın babadan kardeşi az önce tanıttığımız kuşun direkt kızı Ercan Baysoy'un arkasından ikinci olan kuş buydu. Üçüncü olan Sütü Mavi'ydi. Bu da bizim için çok değerli bir kuş. Şampiyon 74. Aynen bizim için çok değerli olan bir kuş. Onun karşılığı bizim için çok değerli. İbrahim İlmaz var. Benim Hüseyin gibidir yani kardeşim gibidir. Onun bana hediyesi. Aynı zamanda bu yıl başka kuşla da çalıştık biz onu. 970
kilometrede ikinci olan kuşumuzun da babası. Yani 2020 yılında. 2020 yılında aynen öyle. İbrahim Yılmaz'ın bana hediyesidir. Senin aracılığına ona da teşekkür edeyim. Çok iyi kuşları var onun da. Hani bu kuşu bana layık gördü. Aramızda gerçek kuşun muhabbeti olmaz. Ne istiyorsa alır gider, ben de alır giderim. Bunların hani, peki soy sop ırk olarak? Şu kuşun mazisi çok farklı. Onun Allah rahmet eylesin İbo'nun beraber çalıştığı bir abisi sana kuş getireyim diyor. Biraz hızlı anlatayım ben sana. İbo'ya kuş getiriyor. Tabii kuşlar markasız. İbo üzerinde durmuyor. Kuş kaçıyor. Kaçıyor ve Urfa'ya gidiyor. Aynı kuş geri geliyor. Getirtiyor bir şekilde. İbo diyor kuş ne oldu? O da söyleyemiyor, abi kayboldu falan. Neyse kuşu bir daha getirtiyor. İkinciye kuş bir daha gitti. İbo o kuştan bir yavru çıkardı. Tahminimce 2012 yılıydı. Ben dernekte iddialıyım. 740'da 1-2. Yani kuşlar bizim elimizden geçiyor. Kuşu bir tuttum. Şaşırdım. Yok dedim böyle bir kuş. Kimin olduğunu da bilmiyorum. İkiz okutuyor sadece kuşu. Ya dedim bu kuş şampiyon adayı. Kesinlikle dedim bu kuş kupa kazanması gerekiyor. Bizim İbo'nun kuşu çıktı ve o kuş o kilometrede hani o kadar iddialıyım, o kadar iyi kuşum varken elime aldığımda bana bir şeyler hissettirdi açıkçası. Dedim bu kuş kazanacak. Bu kuş 940 kilometreydi. Geçmiş gün kazandı. Bu da onun direkt yavrusu. Hani İbo için de çok değerli bir kuştu. Ama senin de tahminin Aynen öyle. Hatta Tayyar abi, Tayyar Başaran şu kuşun babasıyla, o da çok büyük bir ustadır. Buradan selam olsun. Şu kuşu o zaman Manisa'da sonra götürmüştük. Bu 942.si, o 3.si bunları takım yapın dedi. Çok iyi kuşlar dedi. Bize de onun yavrusuyla ona takım yapmak nasip oldu. Bu takımın yavrusu bu sene uçtu zaten. Final 6 oldu galiba. Yani final 6.lığı yaptı. Yani bu erkeğin... Final kaç kilometreydi? 960, 970 falan çıkıyor yaklaşık olarak. İkisinin yavrusu final altıncısı oldu. Aynı zamanda erkeğin başka bir yavrusu da final ikincisi oldu. Maşallah. Erkeğin yine 2018 yılında İbrahim abi İzmir final şampiyonu oldu. Kendimiz onu çıkar çok sevindik 2018 yılında. Yine erkeğin kardeşinin yavrusuydu. Babadan kardeşim galiba. Tamam, bu erkeğin son yılda da kazandı yani. Kendisinde de kazandı. Başarın çok. Aynen. Başarının devamını diliyorum. Bir yan tarafa geçelim mi? Bir yan tarafta da yine iki kuşumuz var. Şurayı açalım. Tamam. Arkadaşlara göstereyim ben. Bunlar natural. Natural ırklı. Erkeğimiz hal olan erkek. Van Roy ırkı olan bir kuş. Van Roy. Aynen. Karşılığı da Silver Boy. 1250 kilometre pedigresiyle her tarafı benziyor. Direkt natural markalı olmuş. Evet, Barcelona'da uçmuş kuşlarım direkt sahibi. Şimdi ben biraz amatörce soruyorum. Natural dediğiniz ne oluyor? Natural çiftlik var yani. Bu natural yem firması var. Onunla alakalı değil değil mi? Ya o yurt dışında natural dediğimiz yerde kuşlar ıslah edilmiş. İçerisinde... Yani aynı ırk kuşlar hep kendi içerisinde işleniyor. Yaklaşık 40 farklı soy. Derber, işte geldik işte... Peki onu kim idare ediyor orayı? Orada yani dünya bazında zaten yani. O zaman orası sadece uçum yapmıyor, kuş üretiyor. Sadece kuş ırkları olarak. Hani yapıyorlar. Yapıyor mu onu bilmiyorum da. Ama kuş ırkı olarak mesela ıslah etmişler. Van Roy ırkı var. Atıyorum Borden ırkı var. Yansen ırkı Koruma var. Koruma gibi burada. Kangal çiftliğimiz gibi bizim. Aynen öyle. Kaç bin kuş kafesleri? Orada direkt çıkan yavrular evlere hizmet. Yani o bölgede Belçika, Hollanda, Almanya orada satın almak istediğin takdirde ister yavru güvercin ister kart güvercin ırklardan satın alabiliyorsun. Yani evin adresine kadar getiriyorlar. Sipariş bile belki yapıyorlar. Tabii bir var olan bir şey çıkmış. Aynen. Yurt dışında ulaşım da birçok daha kolay. Yani Türk yaşamlarında getirmek biraz daha zor. Masrafları artıyor. Maşallah. Bunlardan natural, orijinal natural çıktı. Bunlardan çıkan kuşları kendi Türkiye'nin coğrafi iklim şartlarında kazanmış kuşlarına girip yani torunlara, torun yavrularınla pedigrilere işlenecek bunlar. Ya bu dönem şimdi biz yaklaşık 100 tane kadar yavru aldık zaten. Yukarıda bu yılki yavrularımız var. Yarışlar için de kuşlarımız hazır. Biraz daha nostalji gibi olsun. Farklı kendi arasında işliyoruz. Yoksa biz de 3 kardeş gönderip mesela 3'te 3 Sivas uçanlar başarı yapanlar. Onlar şu an hazır. Ama sonradan dahil ettiğimiz kuşların bir çalışması var şu anda açıkçası. Onları da denemek lazım. Belki daha iyi çıkarsa bu ırklaşımına yani gitmek şöyle lazım. Şöyle bir şey söyleyeyim. Söyle lafını kestim kusura bakma. Şöyle bir şey söyleyeyim. Şimdi bir tane kuşumuzun yavrusu şampiyon oldu. Dişiyi de artık başka bir kuşa eşledik.
O yavrusu da şampiyon oldu ve tek dişi 4 ayrı erkekle İzmir'de 4 ayrı yılda Sivas Kupası kazandı. Yani biz bir tanesi bu tuttu değil. Onunla bırakmış olsaydık belki diğerlerini de göremeyecektik. Ama dişinin burada garanti olduğunu tabii, öğrenmiş yani, oldunuz. Bu kuşa da kan seçme zırkı deme sebebimiz o oldu. Çünkü neye vursam, yabaniye vursam kuş verir. Aynen öyle. Yani 4 ayrı kuşta Sivas uçurup, Sivas uçurmak değil Sivas'ı kazanmak apayrı bir durum açıkçası. Evet. Dişi, peki o dişi burada mı? Yok, 2003'lüydü. Onun soyu sop neydi peki abi? Onun soyu sopu ilk zamanlarda aldığımız kuştu. Yani gerisinde del var olduğunu söylüyorlar ama 2003-2002 yılında pedigre yoktu. Evet. Yani söylendi. İlk zamanlarda aynen. Yani biz olayın pedigre kısmında değildik açıkçası. Bizde anladım. İki ayrı pedigre programı var ama çok aktif bir de değiliz. Yani biz biraz daha yarış kısmındayız. Bunlar... Bu güvercinleri de ben anlatmak istiyorum. Özellikle dişiyi. Dişinin soyu bizde 2000'li yıllarına kadar dayanıyor. Postacılar ilk başladığımız zamanlarda Ertan abi, taksici Ertan abi yaklaşık 20 tane posta güvercini vardı. Onda bir tane posta güvercini beğendik. Erkek bir güvercin, Çorlu'dan Tayyar abinin güvercinmiş. Çok beğendim. Güzel bir güvercindi. Ertan abi bize onu tek satmayacağını ve kumesini istersek hepsini satacağını söyledi. Biz de abimle birlikte karar verdik. 20 hepsini tane kuşu aldık. Hepsini aldık. Bir kuş için kümesi aldık. Aynen öyle. 20 tane kuşu, bir kümes kuşu satın aldık. Daha sonra erkeği getirdik. Üzerinden biraz zaman geçti. Bir ay gibi bir zaman geçti. Mayıs'ta Mayıs'ta eski yarışlarından Sahip Çatal Köfteci Sahip. Sahip abi buradan oldu. Selam olsun. Onun bir tane dişisini abim beğendi, satın alıyor dernekte. O zaman tabii posta güvercine ulaşmak çok zor, imkansız. Ben evde heyecanlı bir şekilde bekliyorum. Abim güvercin getirdiği zaman sevinçten neredeyse yeni gelen güvercinde ağlıyorum yani. O kadar çok seviyorum çünkü güvercinleri. Benim için apayrı yani, onlar benim bir ailem. Abim bir tane sulu sağlıklı kişi bir güvercin getirdi. Sayın abim. Yan sınırlıklı bir kuş. Yan sınırlıklı bir kuş. Tüylerim diken diken ona. Dedi ki, Hüsa dedi, bu kuşun dedi, yavrusunu bir şampiyon yapacağım dedi. Ve biz İmparator çıktı. O gidişiyle Tayyar abinin kuşuna eşlenip İmparator çıktı. Ben de o sene askerde herkes sevgilisinin ismini yazarken ben de kuşların resimlerini çiziyorum, küme numaralarını yazıyorum. Abimden telefon geldi. Abim telefonda konuşamıyor heyecandan. Yani ağlıyoruz ya telefonda. Kuşuna İvo ile beraber bekliyorduk. Tabii yeniyiz daha senenin. Hani postacılıkta çok yeniyiz açıkçası. Arkam dönük, İbo şaşkın bir şeyler yapıyor. Hayırdır İbo diyor, konuşamıyor. Meğersem kuş gelmiş, yani yeniyiz, beklentimiz yok. 788 kilometre kuş konmuş. İbo kuşu gösterecek bana ama tarif edemiyor. Öyle bir durumdu. O kuşun dedesiydi galiba değil mi Esra? Bu kuşumuz o da. 25.602. Aynen, bir İmparator erkek. Sahim abinin dişi, Tayyar Başarı'nın Robert Venus erkek ama daha sonradan da o erkek boş bir kuş değildi. Hani onun majestik soyundan bir kuştu. 21 tane birincilik vardı 26, galiba. 26 soyunda. 26 mı? Robert Venus majestik serisinde Jensen'den 26 tane birinci ve olan bir kuş Tayyar abi. Bak o kuştan Ege Bölge şampiyonu oldu. İzmir'de genel klasman kazandı galiba geçmiş gün. Ondan sonra kızı çıktı. Sivas ikincisi oldu. Bu çıkan güvercinin kızı. Onun kızı burada. O da şu güvercin. Bu güvercin de İzmir Posta genel klasman birincisi oldu. Aynı zamanda 105-525 numarası Ege Bölgesi genel klasman şampiyonu oldu. Babası genel Ege Bölgesi final şampiyonu oldu. Yavrusu Ege Bölgesi genel klasman şampiyonu oldu. İzmir final ikincisi oldu. Yine 400 kilometrelerde de başarıları var. 500-600 kilometrelerde dereceleri var. Bu dişimizden de buradaki bu sinekli olan dişi çıktı. Yani 2000'li bir anda 2000'li yıllarda buralara kadar geldik. Bu işimizin de şöyle bir bizim için unutulmaz bir anısı var. Giriyorum araya da kusura bakma. O kuşun annesi de buydu. Porta klasmanda başardı. Genel aynı zamanda genel klasmanda da birinci oldu. Hani baba başarmıştı, yavrusu başardı. Onlardan bu çıktı. Bu da hala devam ediyor. Bunu da o zaman aldığımıza vesile olan İstanbul'dan kazanmıştık. Allah rahmet eylesin Rıdvan Dinçak. Federasyon kurucularındandı. Federasyon başkanımızdı. İlk vefat etti. Allah rahmet eylesin buradan. Allah rahmet olsun. Bu Ege Bölgesi genel klasman şampiyonu olan kuşumuzdan da buradaki dişimiz çıktı. Buradaki dişi 2016 yılında mükemmel bir yarış sezonu geçirdi bize. Bir daha çekelim onu. İzmir Dernekler Topluluğu'nda 540 kilometre İzmir şampiyonu oldu. Bir hafta sonrasında 740 kilometre Yozgat yarışı yaptık. Yozgat yarışı o günün tarihi son 40 yıllık en sıcak günüydü. İzmir'de 45 derece gibi bir sıcaklık vardı. Aynı gün içerisinde Ege Bölgesi'ndeki birçok dernek, yani Manisa Derneği'nde, İzmir'deki diğer dernek olsun, birçok dernek
Yozgat'tan salım yaptı. Beraber yarışılmadı ama yani yarış tarihlerine göre hepimiz aynı bölgedeydik. Yaklaşık 700 kilometre civarlarındaydık yani. Bir tanek 720'deydi, bir tanek 750'deydi. Biz 740 kilometredeydik. Ve bu güvercinimiz İzmir Posta Derneği'ne günübirlik gelen tek güvercin oldu. Diğer derneğe de bir güvercin geldi. Ama bizim İzmir Posta Derneği'ne 40 kilometrede 45 derece 200 puanlı, aynen. En sıcak bölümde şampiyon oldu. 200 puanlı font klasman kupası için gönderdik. Yani 540'da birinci, 740'da birinci. 970'e gönderdiğimizde 5. gün sabahı Şahin Yaralı geldi. Ve aynı kuşun kardeşi, bir taraftan kardeşi, o sene orta klasman kupası kazandı. Orta da Şahin klasman şampiyonu oldu. Yine bağlı beyaz arasında bağlantıları var. Maşallah diyelim abi. Bir yan tarafa geçebiliriz. Benim ilgimi çeken özel bir seri var arkadaşlar. Maşallah. Girer girmez bunlara gözüm takıldı. Kara bombalar burada arkadaşlar. Şöyle gösterelim. Çok güzel bir takım olmuşlar. Böyle farklı renkleri biliyorsunuz ben çok seviyorum. Maşallah maşallah. Buradaki güvercinlerimiz de dişi olan Sakarya'dan İhsan kardeşimin bana hediyesi. Arap güvercinleri ben çok seviyorum. 2001'li 2002'li yıllarda bir Arap güvercinim vardı. Onunla yavru yarışında olduğum için kupalar kazandım. Sonra arasında bir şekilde elimizden yok oldu. Tekrardan böyle bir Arap takım yapmak istedim. Arap dişi soy olarak orijinal Patrick van der Merwe, Hollanda'nın en iyi yarışçılarından. Ve sonunda Merve'nin en iyi kuşları var. Direkt torunudur. O green olsun. Tornier ırkına dayanıyor biraz da bu Araplara baktığımız zaman. Merve'nin elindeki kuşlarda. Dişi orijinal Petit Merve. Direkt takımların yavrusu. Bunu gösterebilir miyiz? Şöyle bir elde alsak baksak ona. Bu %100 Petit Merve'de Merve. Anne baba orijinal direkt takımın yavrusudur. Erkeğimiz de yine orijinal Petit Merve'de Merve. Erkek Çetin Okuş abimizin kuşudur normalde. Ercan Baysoy abimizi buraya gönderiyor. Ercan abiden de Berat Bey'i çok sevdiğim için Ercan abimle ikimizin ortak bir çalışması oldu. Şu an bizim kümesimizde. Böyle bir Arap takım yaptık. Erkek Çetin Okuş, Çetin abinin kümesinde yavruları bildiğin kadarıyla orta klasmanla, genel klasmanla etap kupası olarak dereceleri alandırmış. Orijinal takımın yavrusu. O da iki tane direkt orijinal takımın. İkisi de yavrusu. Merve mi şimdi bunların? Bunlar Merve. Ama İkisi farklı ırklarından bu Merve'nin. Hani yani muhtemelen galiba onun arkasında Bokman da var bildiğim kadarıyla. Bokman ırkına dayanıyor. Irklara baktığımızda. Valmon ırkına dayanıyor. Bu da aynı şekilde. Valmon var. Yine üst sınıf. Petresle çok yerlendiğinde aynı kuşlar var. Aynı kuşlar var. Aynen. Çok yerlendiği kuşlar var. Bağlantılı olan kuşlar. Merve dediğimizde orada Belçika'da mı yetiştirici? Hollanda'da. Hollanda'nın en çok kupa kazanan ve en genç yaşta, çok küçük yaşta, yaklaşık 14-15 yaşlarında Hollanda'da çok büyük şampiyonluklar yapmış en genç, o kadar başarı yapan. Aileden mi geliyor peki bunun o başarı şeyi, kuşları yoksa? Ailesinden geliyor ama zamanında çok iyi kümeslerden, genel olarak kuşlarına baktığınız zaman işte Kopman, Oremas, As kuşları, Tornier ırkı, 3-4 tane ırkın üzerine kurulmuş. Çalışmakla oluyor açıkçası. 3-4 ırkı ıslah etmiş kendi elinde ve kendi adını, kendi markasını yaratmış. Yani kuşlar ne kadar arkasında Kopman, Oremas ya da Tornier olsa da sonuçta o başarıyı yapan kendisi ve 30 bin gibi ciddi başarılı olan. Yani sonuçta bir yemek vermiş, çıkarmış bir marka olmuş yani. Yiyecek hiçbir şey yok. Evet. Yemeği o hazırlamış. Bir takım. Çok da güzel bir takım olmuşlar. Maşallah. Bu tarafa geldik. Buraları tamamladık. Çiftlerdekileri gösterdik arkadaşlar. Kupaları dediğim gibi tek tek anlatmaya kalkarsak bir hafta sürer. Hiç oralara girmedim. Yani kupaları anlatamayız öyle söyleyeyim. Vakit yetmez ona. Şöyle kümesin içinden böyle buradakiler dişi erkek karışık galiba değil mi? Buradakiler karışık. Burada yavru alınan kuşlar da yavru alınan bazen de karşıdaki kuşları atlatmak adına buraya da çekiliyor. Yani burada çok garanti kuşlarımız var, uçmuş olan kuşlarımız var ama her birini yukarıda tutma şansımız yok. Karşıdaki damızlığı da hafifletmek adına hani şu baştaki sazlı olan kuşumuz Arden. Arden. Arap yavrusunun karşıdaki şu yukarıya kalkan Arden yavrusudur. Karadayı'nın kardeşlerinden var burada da. Siyah olan, zenci olan abi. Onun da bir tarafı Merve, bir tarafı bizim 9 kilometre bir kare olan bir güvercimiz. Kendisi yarıştı. Şampiyonun yavrusu olur. Aynen, şampiyonun yavrusu. Çok güzel. Kendisi yarıştı. Hani İso çok sevdiği için abi.
tamamını kıyıya aldık açıkçası. Yani daha onun, çok yola vermedik. Kendi başarısı ne yaptı? Var mı? Sadece uçum olarak var ama yarıştırdığımız tek Arap'tı. O da Şahin Yaralı geldi. Yani bizim nasipsizliğimiz değil. Belki oranlarımız de açıkçası buydu yani. Kıyıya aldık açıkçası. Burada söylenen Bursa Prengi, orijinal Bursa Prengi kuşlarımızdan var. Onlar da yurt dışından gelme. Manisa'da Arda isimli bir arkadaşımız var. Onun vesilesiyle bize gelmişti. Benim kendim de Almanya'da yaşayan İsmail isimli bir arkadaşım var. Onun vasıtasıyla gelen Bursa Prengi. Onlar biraz daha hızlı kuşlar. Onlar hızlı kuşlar. Açıkçası çok fazla deneme şansımız olmadı. Az bir deneme yapıldık onlarda. 500 kilometreye kadar. İlk ama haftalarda 2500 kuş içerisinde yine 13-15'incilik. 13-15'incilik. Yani bizim konumuzda, açıkçası bizim konumuzda çok iyiydi. Milletin hayali gerçekten. Bak sana şöyle bir şey söyleyeyim. Bizim konumumuza göre çok çok iyiydi. Belki farklı bir yerde olsaydık biraz dezavantaj pozisyondayız vites anlamında. Daha iyi olurdu ama ortak kümeslere, daha doğrusu uçmuş kuşlarından hediye ettik. Ortak kümeslere verdiler, hepsinde final uçtu. Atıyorum 25 olan var, yarı finalde 8-9 kuş aynı anda geldi. Ona 8'incilik atıyorum nasip oldu. O tarz uçumları da oldu ama çok fazla da üzerinize gittiğimiz bir kuşlar değil açıkçası. Yani konum itibariyle biraz daha maraton ırkılıyor. Ama elinizde mevcut yani. Var var, aynen öyle. O nedir? Bunun annesi Günte olan, %100 Günte Prange olan bir güvercinimiz. Günte Prange. Evet. Almanya'nın en iyi yarışlarından bir tanesidir. Çok iddialı bir yarışçıdır. Bildiğim kadarıyla son 200 senedir yarışmıyor ama Almanya'nın milli boksörüdür aynı zamanda kendisi. Kokman'la evi çok yakındır. 5 defa bildiğim kadarıyla uluslararası klasman şampiyonluğu var ki bu çok zor kazanacak bir ödüldür. Rignos isminde bir tane güvercini var. Güvercine bakıcısı marka takmayı unutuyor. Kuşu atıyor fakat bunu Günte Prange görüyor, tekrar kuşu geri alıyor, markasız bir güvercin ve bu güvercini damızlığına koyuyor. O güvercinin kardeşi ve yavrusu klasman şampiyonu birçok kupalar kazanıyor. Bütün soy ağacı Ringlost üzerine kurulu olan bir yarışçı. Ve en büyük özelliği Günte Prange'nin son zamanlardaki yaptığı yarışlarda sadece erkek güvercin yarıştırıp ortalama 13-14 tane kuşla yarışa girip 3000-4000 kuş içerisinde ilk ona 3 tane 4 tane kuş sokup her katıldığı yarışta 15-16 kupa alan bir yarışçı Almanya'da. İyi bir yarışçı, onun güvercini. Bu güvercinimizin yavrusu Bursa Derbi'de geçen sene. Aynen. Bunun yavrusu Bursa Derbi'de yarı finalde 14 tane bildiğim kadarıyla kuş geldi, 11. oldu. Enes Karaman adına yarıştı. Burada Rol Bülent kardeşler var. Rol benim Türkiye arkadaşım, çocukluk arkadaşım. Sevdiğim arkadaşlarım. Onlar da çok meraklı. İnşallah emeklerinin karşılığını alırlar. Buradan onlara da selam olsun inşallah. Başarı yakalarlar. Onlar da yavrusu Bursa Derbi'de yarı finalde 11. oldu. Bunun yavrusu. Maşallah. Daha böyle kısa mesafeli kuşları sevdiğimiz eşimize, dostumuza veriyoruz açıkçası. Biz de 500-600 kilometre kardeşleri de uçtu. İki kız kardeşi vardı. İkisi de uçtu. Hatta bunun annesi çift Günte Prange'den çıkma, annesi tekrar geriye gitti, Pippa Bey'de satıldı. Orijinal Janssen, karşılığı da Delvar Janssen Kupman olan bir kuştu. Uzak mesafeyi de etkileyen uçan kuşlar. Biz onu Superman ırkı bir kuşla eşleyip açıkçası bunu çıkardık. Sert yani, bizim maraton kuşlarına göre biraz daha farklı. Ama bu soyu genelde sevdiğimiz arkadaşlarımıza veriyoruz. Ortak kümeslerde deniyorlar veya konumu daha iyi olan arkadaşlar kendi evinde bu sene göreceğiz aynı zamanda, yarıştıracaklar. Allah yollarını bahtlarını açık etsin. Amin. Peki Muharrem'a bir şey soracağım. Az önce Hüseyin'in bahsettiği gibi Almanya'da sırf erkek yarıştırıyor. Hüseyin abiden de durdum. Erkek yarıştırırlar, dişi kuşu yarıştırmazlar diye bir teori vardı ama. O sistemler çok farklı ya. Türkiye şartlarında insanlar ayakta kalma mücadelesi veriyor. Yani atıyorum ben şimdi dul yarışıyorum diyorum ama iki kümesim yan yana. Yani bunun arasında mesafe olması gerekiyor. Ya da dul yarışıyorsun, erkeklerin yolda dişiler bekliyor olması gerekir. Dişiler geldi, erkekler hani 50 tane yarış yapıyorum dediğinde 25 erkek 25 dişi de kıyıda bekletmen gerekiyor. Yani biz onları yapma şansımız yok. Hani insanlar Türkiye şartlarında normalde sabah uçurmaya fırsat bile bulamıyorlar. Hani bizde biraz daha şartlar ağır diyeyim Avrupa'ya göre. Hani her şeyi tam hakkını vererek yapamıyoruz. Bir şeyleri edinmek bizde külfiyet anlamında çok fazla, maliyet anlamında çok fazla. Yani bundan 20 sene önce yurt dışından 1.8 euroya aldığımız ilaç hala 1.8 euro. Ama o dönem bize maliyeti 4 lirayken şimdi 20 lira. Hani 2-3 poşet açayım dediğinde 2 litre suya 60 lira koyuyorsun gibi. Evet, yani şeyler, zor açıkçası. Avrupa ilaçlar, yemler özellikle. Aynen aynen, şimdi kaliteli yem vereyim diyorsun. En iyisini vermeye çalışıyorsun. 25 liralık çuval sana maliyeti 150 lira, 170 lira yaptığın yeme göre yani.
yarış yemiydi, kondisyondu, damızlık yemiydi. Biraz maliyetli oldu. Maliyeti maalesef kesin. Aynen maalesef yüksek. Onun için az besleyelim, öz besleyelim. İyisine bakalım. Ya bizde çok senin var. Seni bizden bir kuşçu olarak görmüyoruz biz. Aynen. Sen bir tık üstümüzdesin, bir evde. Estağfurullah. Ya biz kendimiz açıkçası bu kuşu seviyoruz. Kalabalık, ben Karabozalı beslediğim dönemde de kalabalık besliyordum. Hani herkes 5 tane oynak uçurur seyrederdi, ben 50 tane birden uçururdum. Hani biraz daha bakış açımız farklı. Tamam, bize zahmeti biraz fazla oluyor ama keyfi de fazla oluyor. Abi ben söylüyorum, aynen, Bahram öyle. Abim ileride Türkiye'nin Jostun olacak her yerde. Aynen. Bahram abim kırıkları konuşulacak yani. Şuraya öyle bir şey ki, herkes emek veriyor. Allah herkesin emeğini almayı, karşılığını almayı nasip etsin. İnşallah. Çünkü çoluğundan çocuğundan fedakarlık yapıp bakıyorlar bu kuşu açıkçası. Herkesin emeklerinin karşılığını almayı anlarsın. Ama çok zengin bir olay. Gerçekten ben bunu fark ettim. Güvercinin gerçekten farklı bir dalı, yarışçılığı. Posta. Bunun soy takibi bile, yarışmasan bile hani elindeki kuşun yarışan kardeşlerini görüp yurt dışında pedigri takip etmek bile, o da bir ayrı bir zevk yani. Kuşu, ya sana şöyle bir şey söyleyeyim. Şimdi bu kuşu dışarıdan beslememiş olan arkadaş baktığında yani sıradan cami kuşu gibi geliyor. Ama bu işin içine girdiğinde, hani o kuşu saldığında, evine geldiğinde, zaten o gece normal şartlarda yeni sen uyku şansın olmuyor, uyumuyorsun. Hani farklı bir duygusu var. Sana hissettirdikleri çok farklı açıkçası. Hani bunu farklı bir gözle beslemeye başladıklarında bırakabileceklerini, kuşu seviyorlarsa bırakabileceklerini düşünmüyorum. Çünkü onu tuttuğunda kaşıydı, gözüydü, tüy yapısıydı, vücut yapısıydı, kanat denekleriydi, uzunluğu, kısalığı. Yani bir kuş diyorsun ama bitmek bilmiyor. Yani bir kuşun üzerinde... Her şey zaten kuşa eşlemekle başlıyor. Yani bir takım kuş eşlemek için yeni geliyor biz abimle. Bir ay, üç ay o takımı gözlemliyoruz. Acaba yani, diyorsun, acaba diyorsun. O kuşun karakteristik yapısı, işte yem yemesi, işte taş koyduğun zaman taşın başına gelmesi, su içerken sürücüsü ya da kümeste bulunduğu tüneye ne kadar hakim olabilmesi, bunlar önemli konular aslında. Damızlık eşlemesi yaparken ciddi anlamda hem hislerimize dayalı yapıyoruz, hem kuşların bütün karakteristik uzaklarını gözlemleyerek yapıyoruz. Yarış burada başlıyor. Ondan sonra yavrular çıkıyor, ne renk olacak, uçumlar başlıyor, itmanlar derken. En başta ondan sonra işte bizim kupalar. Bunlar bizim Ege bölgesinde kazandığımız kupalar. Ege bölgesinde kupa kazanmak gerçekten çok zor. Herkese nasip olmaz. Biz iki defa Ege bölgesi final şampiyonu olduk. Tabii iki defa... ben şunu söyleyeyim. Ege bölgesi final şampiyonu olduk. İki defa atıyorum o dönem şu an Manisa'da 6-7 dernek var. Ama o dönem 3 dernek vardı. Zaman zaman bir dernek dışta da kalıyor olabilirdi. Yani bölge olarak yazıyorduk kupayı ama toplamda atıyorum 6 dernek var. 4'ü yarışmış gibi. O şekilde yani yarışmayan arkadaşlar da yanlış anlaması. Ama genel anlamda farklı derneklerle birleştiğimizde 7-8 tane derneğimizi temsil eden kazandığımız çok geçerli büyük kupamız var. Abi burayı ben gördükten sonra zaten senin bir şeyden... Abi şöyle söyleyeyim. Sadece bu kadar değil. Evlerimizde var. Geçen günde yeni postacı arkadaşımız geldi. Oğlan söyleyemiyor dedi. Aldı. Kupalı kuşlarımızdan vermiştik. Kupasıyla beraber gönderdik. Hani o tarz çok kupada dışarıya gitmiştir. Yeni gelecek kupalara da yer açmak lazım biraz değil mi? Biraz da şurayı bakalım abi. Şuradaki kuşlarımızdan var mı böyle anlatacağımız? Şöyle arkadaşlara göstereyim ben. Buradaki kuşlarımız da normalde yukarıdaydı. Stokta olan kuşlarımız. Hani bazıları yarışmış, bazıları bu sene yarışa vermedik. Yedek olarak bıraktığımız kuşlar içerisinde direkt dışarıdan gelmiş olan kuşlar da var. Mesela şu erkek çiftli olan İstanbul'da kendisi başarmış olan bir kuş. O da Mesut abi ile aldık. Ortak kümes sahibidir kendisi. Ona da bunu başarılabiliyor. Onun sayesinde bize geçen bir kuştu. Orijinal Paco'nun oğlu. Paco'nun oğlu. Tabii. Orijinal Paco'nun oğlu Luke Williams'ın kızını. Birbirine gidiyorlar. Bu kuşun babası çıkıyor. Çok sağlam bir kuş var. Yani atalarında her iki tarafta da Barcelona kazanmış olan kuş. Ve aynı zamanda 2016 yılında dişimizin babasıdır. Direkt babası. Annesi bizim Ege bölgesi şampiyonudur. Babası da bulmuştur. Bizden çıkma bulmuştur. Hangi birini anlatacağız şaşırıyorum. Ha, çok var. Çok var. Hepsinin başarı yani. Nereye tutsanız burada bir anısı başarısı var. Şu mesela sizin abi olan yukarıda yarışımız fazla bir aşağıya aldık. Burada çıkmak olan. Babası 8 sene sonra katmıştı. Onun kupaları falan da var. 87 numaralı bir kuşumuz. 88 olan yumurta kardeşinin yavrusu da İmda Derbi'nde muş kazanan kuştur. Muş kazanan İmda. Tabii. 1288'in yavrusu, 87'nin yavrusu. Yani her taraf başarı arkadaşlar, her taraf. Maşallah.
inşallah. Burada bize hediye anlamında gelen kuşlar da var. İstanbul'dan çok değerli abilerimiz var. Buradan onlara da selam olsun. Nuran Bahtiyar, Abdullah Pamuk, Tamer Şanlı. İsmini sayamadığım daha birkaç abim var. Onlardan da mesela bize gelmiş olan güvercinler var. Şu güvercin mesela İstanbul'dan hediye olan bir güvercinimiz bize. Gabi güvercin. Gabi. Yukarıda yatan bir kuşumuz var. İstanbul'da kardeşim kupalı Kutman'dır. Kutman. Aynen direkt Kutman. İçeride yazan Orjinal Yansel. Babası direkt Orjinal Kutman. Peygamberinde yurt dışı zaten başarmış olan çok üst düzey kuşlar. Peki bir şey soracağım Muharrem abi. Bu Yansel ırkı hiç yarışmamış galiba bu arkadaşlar. Şeyin kardeşler mi diyeyim? Şimdi sana şöyle bir şey söyleyeyim. Onlar yıllarca kuşlara sahip çıkmışlar ama birçok kuşun dibinde bence o Yansel ırkı var. Yani bizim imparator dediğimiz kuş da Tayyar Başar'ından geçen kuşun gerisine baktığında bir tarafında Yansel. Robert Dönüs Yansel, o Majestic dediğimiz kuşlarda pedigrede Yansel. Peki karakteristik bir özelliği var mı? Bu kuşlar kısa mesafedir, bence, uzun mesafedir bir ayırt diyebilir miyim? Yoksa içinde söyleyeyim. Uzunu da çıkıyor, kısası da çıkıyor mu? Ya daha çok kısaya yatkın kuşlar ama içerisinde bizim kendi içimizde uzun mesafede biz onları uçurduk. Yani Yansel'in kadar uzun mesafede uçurabildik. Ama genel olarak kısa kuşlar. Tabii ki bu kuşun fizik yapısıyla da ilgili biraz baktığımız zaman. Yansın ırkı kuşlarda genelde bazı ırkların soylarında çok iri oluyor. Çok iri ve ağır kuşların maraton mesafeye uçması daha zor. Genelde maraton uçması için kuşun ağırlığı çok olması gerekiyor. Pedigreye göre atıyorum kuş eşliyorlar. Tamam kan olarak belki tutuyor ama bence bir kuş eşlerken sadece pedigre yetmez. Hani şimdi pedigresiz kuş mu belki arkadaşlar öyle düşünecek. Ama bildiğin yerden herhangi bir kuşu aldıysan şampiyon soylu bir kuş, gerisini bildiğin bir kuşsa hani söyleşimizin başında dedim ya şansımıza çok iyi insanlar karşımıza çıktı. En iyileriyle çalıştık, en iyilerinden aldık gibi. Bu dediğim bundan 20 yıl öncesiydi açıkçası. Hani kuşu bence eşleyebilmek için önce elini alıp kuşu hissetmen gerekiyor. Belki arkadaşlar diyordur, vites kuşuyla maraton kuşunu eşleseler nasıl bir kuş çıkar? Şimdi vites uçan kuşlar 300 kilometre uçuyor. Ördek tarzı bir kuş, gülle gibi bir kuş. O kuşun uzak mesafe uçurma şansın yok. Ama vites tipli kuşlar var, kanat yapısı biraz daha esnek, daha farklı. Veya o vites dediğimiz 500 kilometreleri falan kaldıran kuşlardır. Sen onu bir tık da maraton kuşuyla çalışabilirsin. Ama şimdi maraton kuşunun da devasa kanatlı çok büyük olanları da var. Çok uzak mesafe kuşları da var. Ama genel klasman anlamında uçurabilmek için çalışman da var. Yani bu öyle bir şey ki dipsiz kuyu. Elindekine göre sen kuş çıkarıyorsun veya ne yapmak istiyorsan ona göre eşleme yapıp devam etmen gerekiyor. Evet. Çok güzel bilgiler aldık. Buradaki şeyimizi tamamladık. Üst kata çıkalım. Üst tamam. Katta da kuşlarımız var. Biraz da üst katta devam edelim. Evet arkadaşlar. Üçüncü kata geldik. Son kat yarışçıların olduğu bölüm. Muharrem abimin odası var burada. Şöyle odayı da bir çekelim. Muharrem abimin. Buyur burası kardeşim. Lokali. Mekan burası. Aynen burası bekleme salonumuz. Dolabımız burada. Oturduğumuz yerden kuşlarımızı da böyle seyredebiliyoruz. Şuradan evet arkadaşlar. Aynen. Cevap şansımız da var. Çok güzel bir mekan. Sağ tarafa baktığımızda manzaramız var. Zaten manzarayı gösterdik ama bir daha şöyle gösterelim arkadaşlara. Şöyle müthiş bir İzmir manzarası arkadaşlar. Harika. Kümes de burada. İzmir manzaralı bir kümes. Şurada birkaç tane şey vardı. Onları bir çekeyim abi. Tabii. Şu saati bir göster bize abi ya. Şu bu saatler ilk postacılığa başladığımız zaman kullandığımız saatlerdi. Arkadaşlar, şu an tabii kullanılmıyor. Antika yani bu bir nostalji. Bunlarla mı yarıştınız abi? Tabii tabii. Yani kuşu dernekte şifreliyoruz. Lastik takıyoruz ayaklarına. O şekilde gönderiyorduk. Geldiğinde kuşu yakalıyoruz. Lastiği şuraya atıyoruz. Basıyorduk. Tabii bunlar kullanılmıyor. Pili bitmişler şu anda. Şuraya da bastığında hangi saatte geldiğini görüyorduk. Dernekte mühürlü oluyordu bunlar. Açıyorduk. Oradan çıktı alıyorduk bunlardan. Çıktısına göre liste oluşturuyorduk. Vallahi yani yaklaşık bir 8-10 yıl bunlarla yarıştık. Ondan sonra farklı sistemlere geçtik. Müthiş. Hemen burada Türk bayrağımız. Şanlı bayrağımızın yanında da burada böyle eskilerden mi artık? Nostaljilerden mi? Böyle fotoğraflar. Başarı yapan kuşlarımızdan var içerisinde. Kümesimize kattığımız kuşlardan var. Kanlardan var. Bu kuştan bahsetmiştik arkadaşlar. Aynen. Değerli dostlarımız, evet. Arkadaşlarımız var. İyi bir Black Sea'de 8.lik yapan kuşumuz. Mekan burası arkadaşlar. Çok güzel bir ortam. Burada gene böyle eski kuşlardan kral var, gölge var, playboy var. Kuşlarımızın atalarından onlar. Atalardan. O zaman şöyle bir yarışçıların olduğu bölüme geçelim. Burada yarışçıları da gösterelim arkadaşlar. Burası erkekler arkadaşlar. Erkek bölümü.
Güzel böyle bir lokeli var önce buraya. Bir koridoru var burada hayvanların. Çıkışları burası zaten, kuleleri. Buradan çıkış da alıyorlar. Bunlar bu sene 2021 yılında Allah nasip ederse bizi temsil edecek olan kuşlarımız. Erkek grubu. 2021 erkek yarışçılar. Aynen, arkadaşlar. Erkek. İçeride iki tane dişi var sadece galiba, değil mi? Aynen. Şu o bizim saldırıdan sonra kaldı, dışarıda kalan. Çok farklı bir dişi var abi. Bu renk nasıl çıktı böyle bu? Bu da enteresan bir renk. Bu kuşun babası, o Sion dediğimiz kuşun yavrusu, Ivan Mandar zevkle uzak mesafe uçmuş bir kuşta çalışma olan bir kuşumuz var aşağıda, bir erkek. Onunla bizim yan sınırlı bir güvercinimize eşledik. Dişi çıktı. Kendisi 500 kilometre uçtu. Bu sene de 500 uçtu. Bu kardeşti onlar. Birini çok sevdiğim bir abime verdim. Yavru alıyor. Diğeri de bu renkti. Tabii diğeri bu renkti ama böyle işlemeli değildi. O bunun düz olanıydı yani. Sütü gibi. Anladım. Rengi böyle farklı. Sabuni gibiydi o. Aynen. Aynen. Onlar da tesadüf olarak zaten yarıştan önce eşlenmişlerdi. O şekilde de kaldı şimdi. Zaman zaman buluşturuyoruz ya kuşları. Evet. Erkek dişi ayrı yarışıyoruz. Bu herhalde çok nadir. Bir iki kere çıkmış bir renk. Ya ben de 20 yıllık postacılık hayatımda ilk defa bu renk güvercin çıktı. Yani kırmızı çıkıyor, farklı kırmızılar da çıkıyor. Maşallah. Çok güzel. Burası erkek güvercin. Erkekler burada. Burada böyle var mı abi anlatacağımız böyle soyu sopu, farklı ya olan, güzel olan? Atıyorum şu önümüzdeki sinekli annesi Arnold'da olan bir güvercin. Bu sene Sivas'ta 5. oldu. Sivas 5. Aynen, ikinci gün geldi. 960 kilometre civarıydı galiba. 965 miydi, yanlış olmasın. Çok yakışıklı ama abi, maşallah. Yakışıklı. Bak kuş güzeli, ben çok aynen öyle şey yapmam ama posta hani yakışıklı en yani. En öndeki sazda olan Sivas uçtu. Şu soldaki sütü mavi Sivas uçtu. Sivas dediğin de abi, sen öyle bir rahat ama söylüyorsun da 900 kilometre ya. 900, hatta bize 965 kilometre falan kilometre geliyor. Arkadaşlar ve ya. Bu sene 23 güvercin attık galiba oraya. Bizim Salih'lerin rekor kırıldı galiba. Aynen, Salih'i de buradan kutlarım gerçekten. O da çok iyi uçmuştu ama siz daha iyisini uçmuşsunuz bir fazlayla, değil mi? Öyle bir şey ki sonu yok, çalışıyoruz. Ben hatta Salih arkadaşımız kazandığında onu tebrik ettim. Özellikle dedim, Salih dedim, yani herkes şampiyon olabilir ama ikinci günüm bu kadar kuş getirmen için dedim, ayrıyetten seni kutluyorum dedim, tebrik ederim. Hani emeğine sağlık. Gerçekten zor bir olaydı. Yıllarca kupa kazandım ama ona gerçekten imrenmiştim. 10 tane getirmişti değil mi? Tabii. Allah bize nasip etti işte. Bu sene biz de geçtiğimiz sene çok iyi hazırlandık. Açıkçası. 11 mi geldi abi? 11 geldi. Valla bir fazlası ya, ikinci günü geldi. Ama toplamda da 23 güvercinin 20'si Sivas'tan dönmeyi başardı evet, bize. Evet, 23 tane Sivas'a atıp 20 tanesini gelmek 1000 kilometre. Yani. Mesela şu Karapal Sivas 7.si galiba. Şu sinekli 5 olan, şu arkadaki ufak erkek. Bunların aralarında çok olan. Saat farkı var mı? Yakın aralar mı? İkinci yani? gün içerisinde 11 tane toplandı. 11 Üçüncü tane. Gün gelen oldu. Birinci gün gelen var mı? Birinci gün hiç olmadı. Günübirlik yok. Yani günübirlik uçum olmadı. O zaten çok istisna bir durum oluyor. Yani yaşanmışlığı da toplasan atıyorum 20 yılda 3 kere 5 keredir. Özellikle bizim hava durumu, şartlar çok tabii, uyumlu olduğu zaman. Hepsi önemli artık. Dişilere bakalım abi. Sen ya da saralım mı onları da? Beraber. Saralım. Bir kavuşturalım. Senin için. Hadi bakalım. Dişi grubumuz. Hadi dişiler. Eyvah. Büyük aşklar yaşanacak birazdan. Eyvah. Hepsi bir yuvaya delirdiler vallahi. Dişi erkek kavuştu hepsi birbirine. Zamanda bu kısıtlamalar normale dönen normalleşme olur da biz de o kadar emek verdik. Benim gibi bütün posta camiasındaki arkadaşlar emek verdi. İnşallah herkes görürler. Aynen. Çünkü sıcaklara da kalıyoruz. İlla ki bir formül yapmamız gerekiyor. Dişlerle karışınca neşeleri yerine geldi hemen. Yani normalde açmadığımız için uçmak istiyor dişler. Sağlıklı oldu mu posta çok güzel oluyor ya, gerçekten. Ya bu dönem bakabildiğimizin en iyisini bakmaya çalışıyoruz. Yani sadece biz değil, herkes aynı şekilde. Herkesin bir beklentisi var, herkes emek veriyor. Kimi vites için ekstra ayrı bakım yapıyor, kimi maratonun hesabını yapıyor. Yani herkes konumuna göre bir şekilde bakmaya çalışıyor. Şurada aşağıda olan bir takımım var. Ağırdan dişeden çıkma. O da çok genç olmasına rağmen son taktığım markalarda ama Sivas uçtu. Sivas uçtu. Aynen. O dişi Sivas uçtu.
çoğu arkadaşlar uçmuş başarılı kuş. Yani boş kuş yok neredeyse. Evet Muharrem abi. Erman sana bu kuşu da göstermek istedim. Bu güvercinimiz de Karadayı soyundan bir kuş. Bu sene 965 kilometre. Dördüncü olan güvercinimiz. Bölge anlamında da Turduklu ile beraber liste çıkarmıştık. Fond kupası ikinci oldu orada. 3 yıldır uçan bir güvercin. Yani Karadayı'nın tahtına aday bir kuş. Numarası da 60-78. 65.078. Hani bu sene Allah nasip ederse Sivas'ta İzmir şampiyonluğuna aday bir kuş. İnşallah bölge yarışı olur. Yani belki geç olacak ama inşallah bir şekilde oldururuz. Favorilerinden biri. Favorilerimden birisi. Hak ediyorsa kazansın. Herkes emek veriyor. Biz elimizden geleni yapacağız. Nasibimde de varsa inşallah bahtı da açık olursa şöyle bırakayım seni inşallah. Erkeğimiz bu arkadaşlar. Allah yollarını bahtlarını açık etsin. İnşallah en kısa zamanda bu yasaklar biter de yarın önce yarışlarımıza da başlarız. Tabii önceliğimiz insan sağlığı. Hani onun hesabını yaptığımız için, onu düşündüğümüz için, ailelerimiz bizim için çok değerli olduğu için beklemek en doğrusu. Hakkımızda hayırlısı. Erman Bugüver'cimiz de her iki tarafı Jos, özellikle annesi Arnup olan bir kuş. Bunun baba soyu da Jos bir kuş, Pakonuklar. Bu da bu sene 965 kilometrede 5. olan kuş. İkinci gün geldi bu da. Büyük başarı. 965. Aynen. Şimdi devam ediyor yola. Fiziğe uygun. Tüy kalitesi iyi. Bakımı iyiydi. Her şeyi inşallah yarışlarda yine aynı şekilde görev yapacak. Evet arkadaşlar. Bugün şampiyon kardeşler. İzmir'in yıkılmaz kalesi Hüseyin Muharrem Vardar ustalarımın misafiriydi. Kendilerine çok teşekkür ederim. Güzel bir sohbet yaptık. Güzel bir çekim yaptık. Şampiyon bir kümes gördük. Şampiyon güvercinler gördük. Çok güzel bilgiler aldık kendisinden. İnşallah bu klibimize beğeni ve yorum fazla gelirse Muharrem abimizi tekrar ziyaret edeceğiz gibi. Çünkü çekilecek o kadar fazla konu, o kadar fazla kuş var ki çekebildiğimiz kısıtlı zaman içerisinde sizlere güzel bir klip hazırlamak için uğraştık. Başkanım son söz sende, camiamıza, bizi izleyecek arkadaşlara söylemek istedik. Son Erman, sözleri alalım. Erman'ım öncelikle ayağına sağlık. Seni tanıdığım var. Zaten takip ediyorduk, izliyorduk. Tanıdığıma çok memnun oldum. Ayağına sağlık. Postacılık adına arkadaşlarımızı, bizi, herkesi tanıtmaya çalışıyorsun. Katkılarından dolayı teşekkür ediyorum. Kendim adına, derneğim adına. Arkadaşlara ne diyebilirim? Bence bir an önce posta güverciniyle tanışın. Ama bu kuşu alırken kendi bölgenizde tanıdığınız, bildiğiniz, o bölgede başarmış olan insanları tercih edin. Yani Türkiye'nin neresinde olursanız olun. Hani çok olması bir şey ifade etmiyor. İyi kuşla, kaliteli kuşla başlayın. O sizi 1-0 öne geçirtir. İyi insanlar Allah karşınıza çıkarsın. Allah hepinizin emeklerinin karşılığını almayı nasip etsin. Yarışacak postacı arkadaşlara da başarılar. Bol kupalı bir sezon diliyorum. Tekrar teşekkür ederim. Ayağına sağlık geldiğin için. Erman kardeşim ayaklarına sağlık. Keyifli ve güzel bir sohbetimiz oldu. Bizim de anılarımız canlandı. Eskiye götürdün, bizi maziye götürdün. 20 yıl kolay bir zaman değil posta güvercinliğinde. Güzel bir sohbet oldu. Benim de yeni başlayacak ya da normal güvercin bakan arkadaşlara tavsiyem posta güvercini gerçekten çok farklı bir güvercin. Beslediğin zaman bir daha bırakamıyorsun. Emeklerinin karşılığını almak apayrı güzel bir şey. Yarıştan kuşun giriş anı, 10 saniyelik, 5 saniyelik kuşu gördüğün o an dünyadaki en büyüklere bedel. Bunun dışında posta güvercini hem zaman anlamında hem maddiyat anlamında çok emek isteyen bir spor. Ama çok güzel bir spor. Zamanınız yoksa sadece katılımcı olursunuz. Zaman ayıramazsınız, yakamazsınız. Katılımcı olursunuz. Kazanmak istiyorsanız hem zaman ayırmanız gerekiyor hem maddi anlamda çok yani masraf olan bir hobi. Ama keyifli bir hobi. Bunun dışında zor bir süreçten geçiyoruz. Covid tüm dünyayı olduğu gibi Türkiye'de etkiliyor. İnşallah sağlıklı günlerde daha güzel şartlarda yarışmak nasip olur. 2021 yılında yarışa kuran bütün Türkiye'deki arkadaşlarıma, tanıdığım ve tanımadığım herkese güzel bir yarış sezonu diliyorum. Kuşların yolları bahtları açık olsun. Herkesin emeğinin karşılığını alması Allah tarafından inşallah nasip olur. Herkes emeğinin karşılığını alır. Güzel bir sohbet oldu. Bir hatamız kusurumuz olduysa affola, ilk defa böyle bir çekim yapıyoruz. Kameraya karşı konuşmak da biraz daha zormuş aslında. Yani açık konuşayım. Şeymiş, normalde aslında daha rahat konuşabilirim ama kameraya karşı konuşmak biraz daha zormuş.
İnşallah bir hatamız, kusurumuz olmamıştır. Buradan bizi izleyen herkese çok çok selamlar gönderiyorum. Allah herkesin kalbine göre versin. Herkese başarılar dilerim. Bu kadar. Başkanım, şimdi posta güvercini merak salan yeni arkadaşlarımız olacak. Aşağıdaki numarada sana ulaşabilirler. Evet. Her konuda dernekle ilgili olsun, yeni katılımcılar olsun. Başkanımıza ulaşıp detaylı bilgiler alabilirsiniz. Başkanımızın bir hediyesi olacak arkadaşlar. Aynen. Takipçilerimize. Bizi kırmadı dedi. Yeni başlayacak arkadaşlara dedi, teşvik amaçlı dedi, kuş verelim dedi, sağ olsun. Bir hashtag belirliyoruz biliyorsunuz. Hashtag karadayı mı yapalım? Olabilir. Karadayı uygun mu? Çünkü karadayı üzerine çok konuştuk. Evet. Karadayı olsun. Evet, karadayı. İyi bir kuş, onun aynen namı da yürüsün. Arkadaşlar hashtag karadayı yapıyoruz. Bu videoya görüşlerinizi de bekliyoruz, önerilerinizi de bekliyoruz. Aynen. Klibimizle ilgili her türlü eleştiriye de açığız. Yorumlarınızı bekliyoruz. Biliyorsunuz kura sürü çekilişimizi yapıyoruz. Kazanan arkadaşımıza hayırlı olsun. Kendi kolonisine yeni başlayacaksa da güzel bir başlangıç olur. Aynen öyle. Ben hayırlı olsun çıkacak arkadaşlar. Evet. Tüy kadar ayrını görsün. Biz de göndereceğimiz kuş da seçici olacağız açıkçası. Karadayı soruna yakışan bir kuş göndereceğiz. İnşallah. Daha sonraki çekimlerimize de hangi arkadaşımıza da çıktıysa inşallah onun da başarılarını anlatmamız nasip olur. İnşallah. Öyle güzel özel bir kuş vereceğiz. İnşallah arkadaşlar. Yorumlarda mutlaka hashtag karadayı başlığıyla mesaj göndermeniz gerekiyor. Bugünlük bu kadardı arkadaşlar. Başkanıma ve Hüseyin kardeşime çok teşekkür ederim. Güzel bir sohbetti. Güzel bir gün oldu. Bugün bu çatıdaydık. Posta güvercinleriyle beraberdik. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.